Telegol Cumartesi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Vodafone Arena'da Beşiktaş Galatasaray maçı. İlk yarı Galatasaray 2-0'dı. İkinci yarı Beşiktaş 2'yi buldu. 2-2'lik skor vardı. Beşiktaş arkasından iki de önemli fırsatı değerlendiremedi. Ve artık uzatmalarında son 2 dakikasının içindeyiz. Ondan sonra tabii ki sevgili yorumculara döneceğim. Stüdyomuzda bu akşam sevgili Ümit Karan, Adnan Aybaba, hakem hocamız eski MHK Başkanı Mustafa Uçulcu, eski yorumcumuz Gökmen Özarak. Hepiniz hoş geldiniz. Son derece gergin bir müsabaka geçiyor ama 5 yıl sonra ilk defa rakip takım seyircisinde olması, iki başkanın yan yana spor bakanıyla beraber karşılaşmayı izlemeleri ve şu ana kadar sahaya da ciddi anlamda bir şey atılmaması, Beşiktaş taraftarının tamamen takımına odaklı desteklemesi derbinin güzellikleri olarak söylenebilir. Galatasaray bakalım bir Snyder'le bir duran toptan daha yararlanabilecek mi dedim ama top Fabri'de kaldı ve Beşiktaş karşı atağa çıkmak durumunda. Ama Abubakar topla buluşturamadı. Şimdi Galatasaray'ın oyunun son 5-6 dakikasında sizlerle tam yayına girdiğimiz dakikalarda biraz daha oyunda üstün taraf olduğunu söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş yine bir kontratağa çıkıyor. Talisca ikinci yarı oyuna girdi. Quaresma'nın topuk bası Talisca'yı topla buluşturamadı. Bulursa Muslera ile karşı karşıya kalabilirdi. İkinci yarıda gerçekten kalesinde devleşen bir Muslera vardı. 2-7 ama 2 de çok önemli fırsatı kurtarmış oldu kalede Fernando Muslera. Beşiktaş ilk yarı çok tutuktu. Galatasaray 2-0'ı çok rahat buldu. Hatta 3'ü 4'ü de bulabilirdi. Snyder'le Bruma ile o fırsatları da değerlendiremedi Galatasaray. Aha. Ve şimdi Galatasaray maçı kazanabilecek mi? Kazanamadı. Orada gerçekten Joshua çok önemli bir fırsatta, mükemmel bir pasta Snyder'in pasında Galatasaray gol atamadı. Şimdi Beşiktaş geliyor 3. gol için. Vurdu, yine Muslera kurtardı. Quaresma'nın vuruşunda Muslera bacaklarıyla topu kurtardı. Ve müsabaka 2-2 eşitlikte sona erdi. Gerçekten son saniyeleri nefes kesti. İki tarafa da şans o kadar fazlasıyla güldü ki Galatasaray asla maç bitecekti, belki santrası yapılmayacaktı. O pozisyonda Joshua çok ağır davrandı. Halbuki mükemmel kontrol etmişti ama çok ağır hareket etti. Sonrasında Fabri kurtardı. Ani gelişen atakta. Evet, Joshua Snyder'in pasında çok kötü bir tercih yaptı. Ve sonrasında Quaresma Galatasaray'ın sol kanadından, kendi sağ kanadından mükemmel geldi. Ama Muslera bu golü de kurtardı. Ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Gerçekten iki teknik adamın da çok ciddi yanlışlar yaptığı bir akşamda. Mükemmel bir mücadele vardı. İki tarafta futbolcular da özellikle ilk yarıda Beşiktaşlar gergin olmasına rağmen iyi niyetli bir futbol futbolcular vardı. Ve goller 8. dakikada Eren derdi yok. 44. dakikada Bruma adeta Ronaldo Messivari bir gol attı. 4 kişinin arasından mükemmel, çok hızlı bir reaksiyonla çıktı. Ve harika bir son vuruşta topu Fabri'nin solundan ağlara gönderdi. Galatasaray ilk yarıya soyunma odasına 2-0'lık önde girdi. Eren derdi yok. 5. maçta yine 5. golünü buldu. İkinci yarıda tabii ki Şenol Güneş Talisca'yı, formda olan Talisca'yı aklına nihayet getirdi. Olcay'la değiştirdi. Abubakar da sahada yine varlık gösteremeyen Oğuzhan'ın yerine dahil oldu. Ve Marcelo ve Cenk Tosun'la da Beşiktaş beraberliği yakaladı. Galibiyeti de elde edebilirdi. Sevgili Ümit, senle başlayalım. Güzel maç oldu. Yani futbol severler, biz seyirciler için keyifli bir 90 dakika. Hatta uzatmalarıyla 96 dakika oynandı. Bana göre ciddi anlamda teknik adamların hatası var bu müsabakada. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben maçtan önce özellikle Twitter sayfamda kendim paylaştım. Şunu, yani bana göre maçın favorisi Beşiktaş'tı. Ta ki ilk 11'leri görene kadar. İlk 11'leri gördüm, tamamen kararımı değiştim. Yani Şenol Güneş hocam böyle bir tecrübeyle böyle bir kadroyu nasıl sahaya sürdü, çok şaşırtıcıydı. Yani formda olan oyuncuları sahaya sürmemekle bence kendi ayağına sıktı. Galatasaray zaten ideal 11'ini bulmuş. Zaten bunun dışında çok fazla oyuncu değişimine de gitmiyor Rekirink. Yani burada bu maçın Galatasaray'ın kazanmama sebebinin en büyük de katkıda Rekirink var. Çünkü oyuncu değişikliği, oyuna müdahale hiç yok.
Yani bakıyorsun Yasin... Bir de çok labale oynadılar. Yani bakıyorsun işte... Hayır, pozisyon yakalamak üzereyken maçı yavaşlatma. Tamam, maçı yavaşlatman gerektiği zaman fırsatın varken hızlı oynayabilirsin. Yasin bazen topu alıp giderken bir anda duraklıyor, geri geliyor. Yani hep geri pasla maçı bitiremezdiniz zaten. Çok rahat oynadı Galatasaray. Özellikle ilk yarı iyi fırsatlar yakaladı ama daha iyi değerlendirebilirler. Yani çok yazık oldu bu maça. Yani Galatasaray hakikaten kendi kendine yazık etti maçı. Özellikle Reker'inki de burada ayrı tutmam lazım. Oyuna müdahale sıfır. Ya ben görüyorum Selçuk yok sahada. Yasin gebermiş. Sen niye müdahale etmiyorsun? Sen oyuncu değişikliği. Sen niye kenarda oturuyorsun? Maçı seyret. O zaman gel benimle beraber televizyondan seyret maçı. Yani müdahale etmen lazım teknik direktör olarak. Öbür tarafa bakıyorsun, Şenol Hoca'nın müdahalelerine bakıyorsun. Diyorsun o zaman çok klas var iki teknik direktör arasında. Galatasaray'ın futbolcuları nereye kadar? Yani her maç bu 11 90 dakika bitiremezsen oyuncu değişikliğe gitmek zorundasın zaman zaman. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun kadroya. Unutuyor hep yani. Unutuyorlar. Sinan'ı maça da yok etti bir anda, yok. Sinan yok oldu. Sinan yok oldu yani, bir de Yasin yürümüyor, Selçuk yürümüyor. Sabri tek başına. Schneider de pek bir şey yapmadı bugün. Ya Schneider yine defansa geldi. Schneider sürekli koşuyordu, en azından mücadele ediyordu ama bir baktığın zaman diğer oyuncular yoktu sahada yani. Şimdi Sabri'yi bakıyorsun, sağ bekte tek başına bırakıyorsun. Yasin defans mı yaptı? Sabri desteğe mi geldi? Quaresma sürekli oradan bindirdi. Caner oradan bindiriyor. Zaten sol kanat güçlü Beşiktaş'ta. Sen Sabri'yi niye orada yalnız bırakıyorsun? Yani bana göre burada iki teknik direktör de sınıfta kaldı bu maçta. Sevgili Gökmen Özarak, sizin hemen değerlendirmenizi alayım. Sonra Adnan Aybaba ve tabii ki Ali Palabıyık ilk derbisinde nasıl bir yönetim gösterdi ya bizlerle beraber sevgili hocama soracağız. Tabii maçla ilgili de yorumlarınızı alacağım. Siz de şimdi devam edin. Şimdi tabii Türkiye'de derbilere baktığınız zaman 5 senedir seyirci transferi falan yok kesinlikle. Bu 5 sene sonra 2000 seyirci, Galatasaray seyirci bir yeni tabii 5 sene sonra böyle bir seyirci potansiyelinin yani cezanın kaldırılması sonucunda yaşanan bir yenilik var. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Koyunun olmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler. İlk yarı itibariyle Galatasaray oyunun hakimiydi. Daha çok topla oynayan ve Beşiktaş ilk yarı itibariyle çok top kaybıyla oynadılar. Hep ucuma çıkarken top kaybettiler. Ucuma çıkarken top kaybettiler. Bunu aynı şekilde ilk yarı itibariyle Galatasaray iyi oyunuyla 2-0 öne ki geçti. Bir de Galatasaray'ın attığı goller gerçekten güzel gollerdi. Ama ikinci yarı Beşiktaş'ın attığı gollere bakıyorsunuz. Ailece defans hatasından kaynaklanan goller. Şimdi burada tabii bu Sayın kadar Abdullah önemli bir konuşuyorsa açalım eski Cumhurbaşkanımız. Yasin aktaracağım bir şey var mı Sayın Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir açıklama geldi mi? Veya Sayın Fikret Orman mı konuşuyor? Sayın Bakanım özür dilerim. Sağ olun. Sayın Bakanım. Ben Sayın Bakanım. Neler söyleyeceksin? Güzel bir derbi. Arkadaşlar öncelikle bu akşam burada Beşiktaş'ın stadında güzel bir derbi izledik. Ama burada önemli olan en önemli şeylerden birisi bu akşam uzun bir aradan sonra rakip seyircinin de burada olmasıydı. Gerçekten güzel bir atmosfer de kattı. Güzel bir karşılaşma oldu ama hepsinden önemlisi seyircilerin bir arada olduğunun ve olmasının da hiçbir sıkıntı olmadığını gördük. İnşallah önümüzdeki maçlarla, derbilerle alakalı olarak da oynanacak derbilere de örnek olacaktır. Tüm taraftarlarımıza bu akşam buradaki göstermiş oldukları sportmenlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Kulüplerimize bu noktadaki ön ayak olmalarından ve birlik olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde gayet güzel bir şekilde bunu sürdüreceğiz. Sayın Bakanım, endişeler vardı ama Sayın Fikret Orman'la birlikte Sayın Galatasaray Başkanı Özbek çok güzel evet. Bir tablo ortaya koydular. Sanıyorum artık Türkiye'de özellikle bugünlerde birlik beraberliğine en çok ihtiyacı olan günlerde futbol sahalarında istenilen seviyeye yakalandığı düşünüyoruz. Şu anda öyle görünüyor. İnşallah bu devam edecek. Gerçekten bu akşam Fikret Başkan da Dursun Başkan da bizden beraber yan yana maçı seyrettik. İnşallah bu tüm lig süresince bir örnek olur. Sayın Bakanımız da beraberdi. Mehmet Bey'le beraber, Mehmet Abimizle beraber de maç seyrettik. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi de maçtaydılar. Güzel bir atmosfer içerisinde geçti. Böyle olması gerekiyor. Sahada da futbolcularımız zaman zaman çok heyecanlı, iyi mücadele ortaya konan bir müsabaka ortaya koydular. İyi niyetlilerdi. Tabii ara ara gerginlikler oluyor ama genel anlamda baktığımızda sakin ama mücadeleci bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. İnşallah bundan sonrası için de iyi bir örnek olur. Sayın Bakanımızın da bu noktada
şunu de sormak istiyorum. Buyurun. Son dakikalar tabii Sağlık Bakanımız burada. Kalbe zarar bir... Yok, çalışma bakanımız. Daha önce. Çok heyecanlı oldu Sayın Bakanım. Öncelikle tabii ben her iki kulüp başkanımızı tebrik ediyorum. Tabii her iki kulüp seyircimizi de tebrik ediyorum. Bence bu akşam burada en güzel gördüğümüz tablo yeni kapı ruhunu gördük. Yani bu ülkenin iki güzide kulübünün seyircisi uzun süredir takımda statlarda buluşamıyordu. Güzel bir buluşma oldu, güzel bir örnek oldu. En büyük arzumuz bence maçın sonucu galibiyet anlamında iki seyircinin buluşmasını başaran kulüp başkanlarımızın ve seyircimizin, onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu atmosferin her geçen gün rekabet, tatlı bir rekabet tabii ki önemli. Ama biz birlikte güçlü bir milletiz. Her iki takımın taraftarları geleceğe birlikte futbolu güzellikleriyle taşıyacaklar. O anlamda tebrik ediyorum. Tabii ki futbolun kalbe en faydalı yanı heyecanın bol olmasıdır. Adrenalin boşaltır. O nedenle heyecanın bol olması da kalp sağlığı açısından bir sorun değildir. Evet. Sayın Başkanım, sonuç olarak da herhalde dostluğa uygun bir sonuç oldu 2-2. Arkadaşlar nasıl olsa biz hep beraberiz. Sayın Bakanlarımızı yolcu edelim. Onları tutmayalım. İnşallah bu sezon iyi başlamış ve böyle devam edecek. Gerçekten bu birliktelik ruhuna ihtiyacımız var. Zaten İstanbul takımlarının müsabakalarında ve Anadolu takımlarının bazılarında vardı. Hepsinde yoktu biliyorsunuz. Takımlarına odaklı tezahüratları, iki başkanın spor bakanıyla beraber maçı yan yana izlemeleri, eski cumhurbaşkanımızın gelmesi, Vodafone Arena'da ilk derbinin oynanmış olması, 4 gol, teknik adamın yanlışlarıyla beraber 4 gol, kaçan fırsatlarla bence tadı damağımıza kalan bir derbi olduğunu düşünüyorum. Adana Baba katılıyor musun? Öyle lezzetli bir derbi ki yani hakikaten hasret kaldık böyle derbiye. Şimdi burada öncelikle ev sahip yapan Beşiktaş'ı kutlamak istiyorum. Daha sonra Galatasaray tabii ki. Burada müthiş bir uyum var. Bir kere bunu özlemişiz. Şu medeniyeti özlemişiz. Demek ki devletimiz isteyince bir şeyleri yapacak güce sahip. Ve nihayet işte bu derbide bunu seyrettik. Yani taraftarları alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Polis nezaretine getiriyorsunuz, maça sokuyorsunuz ve bir olaya sebebiyet vermiyorsunuz. Demek devlet isteyince bunu gerçekten başarıyor. Fikret Orman konuşuyormuş, özür dilerim. Sayın Orman'ı dinleyelim. Çok zevkli mücadele oldu. Teknik yorumları hocalar yapar. Çok şanssızlık, hemen bir gün yani maçın başında bir gol yedik. Ama Beşiktaş her zaman maçı kazanabileceğini ortaya koydu. Bizim maçımızdan üzüldük açıkçası, yenmek istiyorduk. Hayırlısı böyleymiş. Yani ortam güzeldi, her şey güzeldi. Rakibimizi de burada ağırlamaktan keyif aldık. Artık önümüzdeki maçlar. Sayın Başkanım, maçtan önce bazı korkular vardı tabii. Herkes korkuyordu. Çünkü 5 yıl aradan sonra taraftarlar buluşacaktı. Ancak hiçbir olumsuz olay olmadı. Ve buna da öncülük etmiş oldunuz hem Beşiktaş olarak hem Galatasaray olarak. Çünkü siz önce çağrıda bulunmuştunuz ve buna da valilik, emniyet bulunmuştunuz. Bu kararınızdan dolayı herhalde ayrıca mutlusunuz herhalde. Biz centilmen bir kulübüz, efendi bir kulübüz. Onun için de burada taraftarları ağırlamakta da keyif aldık. İlk günden beri söylüyoruz. Bu taraftarlarla güzel. Biz de gittiğimiz zaman bizim taraftarlarımız gidecek. Biz gerekli olan pozitif desteği hem taraftarlarımız hem yönetimimiz hem camiamız veriyor. Diğer camialardan da kulüplerde aynı desteği bekliyoruz. Hakemin maç yönetiminden memnun musunuz? Hakemle alakalı bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten Beşiktaş'la alakalı hakemlerle rakiplerimiz yeteri kadar yorum yapıyorlar. Onlar yaparlar. Sayın Başkanım, hep Galatasaray 2-0 öndeyken fazla vakit geçirdiğini düşünüyor musunuz? Çünkü Beşiktaş futbolcuya çok itiraz etti hakemin. Yani futbol içerisinde olan şeyler, maçı geciktirmek isteyecekler. Tabii kazanmak istiyorlar. Biz futbolun güzel tarafına bakalım. Bugün güzel bir gün. Keşke yenseydik. Öbürü beraberliği yakaladı falan değil. İki oyunun anlayışına baktığı zaman iki taraf için de birer puan yeterli. Sevgilim, siz yokken siz mikrofonda problem yaşadınız da ben dedim ki bu hakem maçı, yani Caner sarı kart görmeden maçı bitirdi. Olcay maç sarı kart görmeden maçı bitirdi. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu hakem maçın atmosferini kaldıramadı.
Ben bunu çok geç söylüyorum. Tabii yani girebiliriz. Konuşalım. Şimdi şöyle, hakem kardeşimiz Ali Pala büyük bir FIFA hakemi. Ama ilk defa bir... Bilmez, ben derbiden bahsediyorum. İlk defa bir derbi maçına çıkıyor. Şu maçta ceza alanı içerisinde çok kritik pozisyon olmaması, tartışılır pozisyon olmaması hakem açısından avantaj oldu. Hakemin bu yönetimiyle tabii ki eleştireceğimiz yerleri var. Ama bundan sonrası için Türkiye yeni bir derbi hakemi kazandı diyebiliriz. Kim ne derse desin. Bence bir Beşiktaş seyircisinin baskısını kaldıramadı. Bugün. Şuraya geleceğim. Yani bana göre en önemli faktörlerden bir tanesi bu değil mi? Bu baskının altında ezilmemek. Ben bunu bir 20'de çaldı. İlk favorim maçın. Hakem genellikle maçı oynatma arzusu içerisindeydi. Ancak tamam, hakemler şunu bilmeliler. Tabii ki maçı oynatma arzusu içerisinde olacaksın ama maç kızışıyorsa önlemini alacaksın. Orada eksik kaldı. Dördüncü dakikada ilk faulü çaldığında Caner hakemin üzerine yürüdü. Parmak işareti hakemin şöyle bir tehditvari davranışı vardır. Bir futbolcunun hakemi bu şekilde nasıl ben sizi böyle tehdit eder gibi konuşamazsam vücut dilinde de bir futbolcu hakemi o şekilde konuşamaz. Yani aralarındaki konuşma belki seni çok seviyorum mu? Hocam çok iyi gidiyorsun mu? Harika bir faul verdin mi bu harekete? Değil. Bu hareket tehdit hareketi. Orada hakemin duyarsız kalmaması lazım. Daha maçın başındasın, kontrolünü koyacaksın. Caner daha sonra bir daha yaptı hakeme ve hakemin vücuduna da bu parmakla dokunarak yaptı. Hani hakeme dokunmanın karşılığı sarı, itmenin karşılığı kırmızıydı? Hocam bu iki hareket, lafınızı kestim değil. Bu iki hareket sarı kart mı gerektiriyor yoksa ihtar mı? İlkinde yani, ikaz edersin. Dördüncü dakika. İkaz edersin. İlk foulü çalmışsın. Daha maçın ilk foulü. Caner geliyor sana bir şeyler diyor. Düdüğü öttürsün gel bakayım gel ne diyorsun dersin. Dinlersin daha tamam. İlk foulü çalıyorsun. Ben maçın birinde yönetirken futbolcu dedi ki bana 11 dakika falan kimse faul yapmadı. Al gülüm ver gülüm oynanıyor maç. Çaldım. Rahim'di Beşiktaşlı Rahim'di. Hocam dedi gençler birliği Bursa maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Geldi yanıma dedi ki hocam hep onlara çalışıyor. Rahim ilk faul çaldım dedim ya. Abi pardon falan dedi gitti yani. Böyle bir yumuşak diyalog da oluyor. Ama bu yumuşak bir diyalog değil. Ama hakemin omzuna dokunduğun anda... Çok şiddetli itirazlarını gördüm. Yani geliyorum işte öbür noktaya. Sonra böyle yana dokunuşuyor. Bir dövmediği kaldı be. O yüzden duyarsın. Yok o kadar da değildi. Fikret'e yine mi konuşuyor dinleyelim. Her seferinde söylüyorum. Bir kulüp başkanı bir tek kendi kulübünün menfaatlerini korumakla görevli değildir. Herkese saygılı olup Türk sporuna hizmet etmek durumundadır. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım son zamanlarda sahalarda ender gördüğümüz olaylardan birini biraz önce yaşadık. Galatasaray yönetimini, başkanını olsun, divan başkanını olsun otobüslerine kadar uğurladınız, yolcu ettiniz. Bizim stadımız yoktu. Daha evvel de olmuş olsaydı yapardık. Daha evvel de stadımız yoktu. Burada bir göndermem var başkanım. Yok bir gönderme değil yani bizim kendi biz statsız oynadık biliyorsunuz 3 sene. Ve şimdi kendi stadımız olunca herkese elimizden geldiği kadar dostluğumuzu göstermeye, misafirperverliğimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah sizin açtığınız yoldan diğer başkanlar da inşallah. Devam ederler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani Galatasaray'dan stat istediler, Galatasaray'ı vermedi de zaten zemini sorunluydu falan. Sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden Nihat Özdemir yanılmıyorsam o zaman AS Başkan'dı. Aynen şunu dedi. Galatasaray vermiyorsa gelsinler bizim statta oynasınlar dedi. Neden vermediler peki Fenerbahçe stadını Beşiktaşlara? Beşiktaşların hiçbir şekilde Fenerbahçe stadı verelim dediler. Sonra vermediler diye en ufak bir sistem falan yok. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir yorumdur bunlar yani? Yaptı ben onu zamanında. Ne yaptı abi ya? Kim Fikret yaptı? Orman açlama yaptı. Ne yaptı? Özel ne dedi? Rakim bizim samimi olmadığını gördük dedi. Fenerbahçe ile ilgili az yedirim istemedi çünkü. Bu stat... Her hafta bir maç kaldırmaz. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin maçını kaldırmaz dedi. Şimdi Galatasaray mı burada sistemde bulundu? Yok. Hayır bulundu. Ne dedi? Stadımız i̇şte o dönemlerde işte bizim stat bir yoktu da biz deplasmanlarda devamlı dışarılarda oynadık falan. Burada Galatasaray bir gönderme yok ki. Nerede nasıl? Olur mu? Ne ama Galatasaray bizi istemedi zaten Beşiktaş'ı. Gel demedi. Ne? Gel demedi kabul etmedi yani. Benim stadım bu dedi. Ben vermem dedi. Neden vermem dedi? Vermem dedi işte. Fenerbahçe verir gibi yaptı onlar da vermedi. Sonra da Beşiktaş bunu başardı. Şampiyon oldu. Ya bitmiş şampiyon etmiş oldu. Yani bundan sonra tamam bugün bir ilk yaşanıyor. 5 sene sonra falan seyirci gelmiş falan. Hani bundan sonraki derbilerde ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ben güvenmiyorum da. Yani en sonunda polisin başına patlıyor kabak yani. Hani geliyorlar. Futbolcu sahanın içinde geliyor. Dışarıda yöneticiler, başkanlar geliyorlar. En sonunda polis cobu almış elinde vuruyor. O taraftar kızgın taraftar, nefret eden taraftar.
Dur'dan anlar mı? Lütfen'den anlar mı? Yapmayın'dan anlar mı? Mümkün değil. Nefret ediyor çünkü ya. Öldüresiye nefret ediyor. Burada nefret yoktu Gökmen. Sevgili kardeşim. Bir dakika canım kardeşim. Ben güvenmiyorum bak. Bu ilk bugün tamam. Temennim böyle devam etmesi. Abi geriye dönmeyelim ama güvenmiyorsun. Bak canım kardeşim ya. Devam etmesi temennim. Anladın mı? Barış içinde gidilsin gelirsin. Futbolu artık o hale getirelim yani. Bir canlı konumuz daha var. Metin Albayrak Süleyman Rodom'un yanındaymış. Hemen şey yapalım tekrar Vodafone Arena'ya gidelim. Maşallah bizim çocuklar da bayağı çalışmış. Evet teşekkürler Serhat Uluyaren, Sayın Albayrak. Ya bugünkü maçtan çok, ya oynanan futbol olsun skordan çok Beşiktaş kulübünün gösterdiği dostluk, misafirperverlik konuşuluyor. İlk defa 5 yıl sonra taraftarlar geldi. Bunlar da sizin yönetiminizin bir başarısı olarak ne ekleyelim, ne diyelim siz daha iyi söylersiniz. Biz bu yasağın kalkması için çok arzu ettik. Önce olduk. Sayın Başkanımız bu konuda çok ısrar etti. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de bunu uygun gördüler. Derbi dediğimiz zaman demek ki böyle güzel derbiler de oluyormuş. Tek olay olmadan, tek olumsuzluk olmadan öyle bir gün yaşadık. O bakımdan da çok mutluyuz. Dolmabahçe'den mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Süleyman bizi duyabiliyorsan Gökmen abi net Gökmen abi bir şey sormak istiyor. Süleyman'cığım kolay gelsin. Şunu sormak duyuyorum. İstiyorum. Şunu sormak istiyorum. Bilgin var mı? 2000 tane Galatasaray taraftarının maça gelmesi nedeniyle kaç tane polis görevlendirildi biliyor musun? Galatasaray taraftarları için 1000 taneye yakın polis memuru vardı. Çünkü biz saat 4'te Galatasaray taraftarı toplanmaya başlamıştı Taksim'de. Biz de oradaydık. Polis memurlarına sorduk ne kadar kişi görev alıyor diye. 1000 civarı olduğunu söylediler. Bu 1000 civarı olan polis memuru, güvenlik gücü sadece Galatasaray taraftarlarının sahaya geliş ve gidişini güvenli bir şekilde sağlamak amacı içindi. Daha fazla da polis vardı. Neden vardı? Çünkü diğer kapıların olduğu yerde Beşiktaş taraftarlarının geldiği yerlerde de tabii Galatasaray taraftarlarının olduğu yerdeki kadar yoğun olmasa da güvenlik güçleri vardı. Ancak maç boyunca biraz önce zaten söylemiştim. Başlarındaki komiser arkadaşa sordum. Herhangi bir olumsuzluk yok. Onu da söylemekte yarar var. Tamam Süleyman çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Ne oldu Adnan abi baba? Otur bir dakika. Öyle falan kalkamazsın burada. Ben nereye kalkamıyorum? İzin alamadan nereye kalkıyorsun? Efendim? İzin alacağız. Tabii aldın mı izin? Nerede izin alacağım? Benden. Tamam izin alayım. Ne diye? Çok önemli bir kamu yararına bir çalışma yapacağız. Kamu yararına. Şimdi yaptırabilirsin. Sözümü sevgili hocam. De, bir dakika sözümü bitireyim. Ümit'in sorduğu soruyu bitir. Tamam hocam bitir. Hakem ilk defa böyle bir derbiye çıktı. Hakemin kafasında topu oyunda fazla tutma arzusu var. Ama derbiler bu en yumuşak derbilerden bir tanesiydi. Derbilerde çok daha dikkatli olman. Faul hatasını en aza indirmen lazım. Hakem topu oyunda tutacağım diye bazı faulleri de atladı. Oyun gerilebilirdi. Bakma çok iyi niyetli olduğu için yumuşak geçti. Ama ligin sonuna doğru böyle bir derbi geldiğinde bu faul standardını devam ettirirse hakem yani pas geçerse çok ciddi sıkıntılar olurdu. O da kendini kabul ettirecek. Çünkü ilk derbisi olması onda acayip bir heyecan yaptığını gözlerinden okuluyor zaten yüz hatlarından. Mesela, ve zaman zaman da pozisyon içinde kaldı. Kaçamadı. Açı genişletemedi. Sebebi heyecandan. İlk defa çıkıyor derbi. Ama şimdi şöyle biraz bir daha şey var. İlk defa çıkıyor. Her şey ilk defa güzel. Bak burada Beşiktaş seyircisini tebrik etmek lazım. Müthiş evet. Bir ambiyans yakaladı. Galatasaray seyircisini tebrik etmek lazım. Evet. Beşiktaş yönetimi tebrik etmek evet. Lazım. Galatasaray yönetimi tebrik etmek lazım. Devletimizi kutlamak lazım. Birleşme oldu diye maçta. Tamam. Ama bu maçta bu hakem zayıf kaldı. Bu maça yakışmadı diye söylüyorum. Yani. Ama Cüneyt Çakır bildiğim kadarıyla seminerde doğru mu? Gelmedi. Şimdi daha. Her maç Cüneyt Çakır olmaz. Dönüyoruz bu tarafa. Fırat'a... Benim hafta başında Hürriyet'te köşemde bir analiz yaptım. Yani başka hakemin yok ki. Bu maça vereceğim. Başka ikinci hakem yok. Yok. Bülent Yıldırım çok formda hocam. Yani Bülent Yıldırım geçen hafta Beşiktaş Akhisar maçındaydı. Tolga Özkalfa Galatasaray maçındaydı. Yani ben İki hafta önce Mete Kalkavan Kayseri Galatasaray maçındaydı. Mustafa hocam, ben... Hataları vardı. Tepkiler aldı. Ben şunu savunuyorum. Şimdi 4-4'lük bir maç izledik. Hayır. İyi niyet. Hakem konusunda. Hayır hakemiz. Bak futbolcular anlamında. Organizasyon diyor yani futbol. Doğru. Uzun evet. Zaman hasret kaldığımız bir biraz keyif aldık. Doğru mu? Hep beraber doğru, keyif aldık maçı izlerken. Keyifli yani. Maçtı. Yıllardır yani. Bu keyfi almıyoruz çünkü Türk futbolundan. Gerçekten bunu söylemek lazım. Hem Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım ilk yarı oyunundan. Beşiktaş'ta ikinci yarı oyunundan tebrik etmek lazım. Ama ben diyorum işte 3 senedir bu hakemler bu ligi bitiriyorlar.
Ben böyle düşünüyorum. Yani sen buradasın diye söylemiyorum, ben bunu her yerde tamam. söylüyorum. Hocam şimdi bir göstereyim. Dinleyeceğim. İşin özüne de girelim. Son 4 yılda Türkiye'de 5 tane MHK geçti. Şu 5. MHK. Yani belli prensipleri de oturtamıyorsunuz. Şimdi Yusuf abi gitti geldi, gitti geldi, bir daha geldi. 6 ay geldi, gitti geldi bir 8 ay. Şimdi bir daha geldi. Yeniden ele aldı. Eldeki hakemler belli 22'ye, bundan önceki Merkez Hakem Kurulu bu 22 kişiye oturtmuş. Bu 22 kişinin içinde 4 tanesi henüz maç almadı. Bir tanesi de sakat hakemlerin. Geri kalan 7-8 tane hakem var, bu derbi için hiç düşünülmüyor. Düşünülenlerin isimlerinin içinde zaten bu da bir elin parmakları kadar. Cüneyt FIFA seminerinde, Bülent Yıldırım geçen hafta Beşiktaş maçında, Tolga Özkalp ve Galatasaray maçında, Mete Kalkavan 2 hafta önce Kayseri Galatasaray maçında Yasin'in bir penaltısı vardı. Galatasaray'ın yediği gol offside. Arada Umut Bulut eliyle bir şeyler yapıyor orada. O vardı. Geriye kim? Barış Şimşek zaten derbiye düşünülmüyor. Ne kaldı geri? Fırat Aydınus son derece yıprandı bu arada derbilerden. Onun lige de iyi de başlamadı. Geri çek. Kimi vereceksin abi? Kala kala bu kardeşimiz kalıyor. Bu da ilk deneyimi. Yani birilerinin çoğalması lazım. Derbiye çıkacak. Şimdi sizin zamanınızda, gerçi o zaman da bizi beğenmiyordunuz, kızıyorduk bilmem ne. Siz de bize eleştiriler gibi ama. Bir derbi olduğu zaman sayıyorum bak. Erol Aysoy, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir, Mustafa Çulcu, Ali Aydın, Metin Tokat, Bülent Uzun, Serdar Tatlı, İlhami Kaplan. Bak 9 tane adam saydım. Yarışıyordu. Daha da unuttuğum isimler de olabilir. Çıkacak Selçuk Dereli, Bülent Demirlenk vardı o arada arkadan gelenler. 10 tane isim sayabiliyorum buradan. Şimdi yukarıdan aşağı bir kişi, aşağıdan yukarı bir kişi. Bu derbi ikinci isim yoktu biliyor musun? Yok. Hüseyin Göçek, pazartesi günü Kasımpaşa Fener maçını seyrettik. O maçtaydı. Verdiği penaltı olmadı. Vermediği bir tane penaltı var. Yine Adem miydi Kasımpaşa'lı oyuncu? 10 numarası. Adem, Adem hava topunda ittiler. O penaltıydı. Onu vermedi. Öbür tarafta ayak, iki ayak yerde bıraktı, aldı penaltıyı. Fener'in attığı 3. gol offside 20 santim. Ama ne acıdır ki o offside pozisyonu oynatan hakem, yardımcı hakem bu hafta yine maçta. Yok. Bugünkü maçta. Sevgili hocam. Yok, bu maçta değildi. Serhat Bey, ben oturabilir miyim? Yani Mustafa hocam, Mustafa hocamın bir dakika bir özeti yapayım. Ama bir dakika. Mustafa hocada ayrı. Yoruldum burada abi. O zaman bir dakika, ben saydırayım, ben saydırayım o zaman. Bir dakika. Hayır, şunu bitireyim. Orada ya. Vallahi yoruldum. Sahip. Ya yerime oturacağım ya. Bir dakika. Bir şey sor. Çok önemli abi. Yapmaz bak yoksa yapmaz. Bak yapmam bak. Hayır, özeti geçmek istiyorum. Mustafa hoca da benim gibi düşünüyor. Yani o farklı anlattı ama bana göre de işte Türkiye'de hakem yok işte, net söylüyorum yani. Kendisi de size zaten bir tane isim çıkıyor diyor şu an. Sen bir daha hakem. Hocam, hocam bir dakika dur. Bir dakika Allah aşkına şuraya oturacağım ya. Hocam bir gelir misin? Bir saniye hocam. Hocam alabilir misin? İzin veriyor musun? Tabii buyurun hocam. İzin veriyor musun hocam? Mustafa hocam olduğu için veriyorum. Güzel. Hocam. Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Maçın 8. dakikası. Evet. Ben Schneider'im. Geldim. Şurası köşe vuruş yeri. Bilmiyorum, kamera alabilecek mi? Çizebilir miyim? Sen yap da bakarız. Şöyle. Elin her türlü teknoloji var. Topun çizgiyle teması tamam, yapma, yap. Şöyle hocam. Neyse, pek gözükmüyor ama ben size şöyle tamam. yapayım ya da şunu koyayım hocam. Tamam. Çizgi gibi şöyle düşünelim, yuvarlak. Tamam. Şimdi ben aldım topu. Schneider'im. Tamam. Geldim. Topla geliyorum. Ambiyans o biçim. Geldim. Topu şuraya koydum. Çizginin üstüne. Tamam. Soruları soruyorum şimdi size. Bir. Çizginin üstten geldim. Ortamı yaptım. Orta yapmasaydı neydi? Orta yaptım. Şimdi tamam. Bu ortada oyuncu golü yaptı. Orada kal adam. Burada yapsana daha iyi burası. Tamam, burada yapayım. Şu ışığa doğru. Tamam, burada yapayım. Heh. Şimdi hocam tekrar söylüyorum. Şuraya bir şey yap. Kameraya dön ama, tamam mı? Kameranın. Tamam, kameraya döneceğiz. Ya top sağ, sen soruya gelsene. Sen ne soracaksın belli zaten. Bir dakika. Sen yine hainlik arıyorsun. Sevgili Galatasaray, bir dakika. Bak Galatasaraylık yapma. Hainlik arıyorsun. Bak deminden beri Beşiktaş deyip bitiriyorsunuz. Bir dakika. Hainlik arıyorsun. Hayır yapmıyorum. Bir dakika. O top her türlü çizgi. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Hayır. Yanlış konuşuyorsun. Nasıl yanlış? Hocam bak, tekrar gösteriyorum. Şu çizgi. Tamam. Köşe gönderi geldik. Topu koydum çizginin üstüne. Tamam. Bir. Vuruş yapabilir miyim? Yapma, gerek yok. Tamam, vuruş. Ben orta yapıyorum. Hayır, bize doğru, hatta birimize gelsin. Tamam, orta yaptım. Tamam, yapmıyorum. Ortayı yaptım. Geldi hocam. Eren, Selçuk kafayı vurdu. Direkten dedi. Eren geldi, vurdu gol. Yok, Yasin vurdu kafayı. Selçuk vurdu abi. Yasin vurdu. Tamam, Yasin vurdu. Eren de gol attı. Sen tamam. maçı izledin değil mi? Ya bir dakika anlatıyorum. Tamam, evet. Dur. Gene geldi, Eren vurdu, gol yaptı. 3. En önemli soru. Ben bu topu aldım Schneider'im.
çizgiyi geçtim, şuraya koydum. İşte bak, futbol bak, anlamadı bak. Bir dakika, ben bir dakika abi, Allah Allah, niye itiraf? Bitireyim arkadaş, abi, bir dakika. Sen futbolu anlamadın. Ama bu gol oldu. Bir dakika. Abiciğim, bu sen ayağın... deminden beri o... şey okuyorsun. Beşiktaş şöyle, yok senin hakemler koruyor. Futbol dakika, yorumculuk yap. Senin futbol, sarıkan. Nasıl futbol yorumculuk yaparsın? Göstereceğim ya. Sana şimdi yorumculuk. Bekle bir dakika. Bak topun abi, tamamı geçmedi. Bak kural, önce kuralları abi, bileceksin. Kural, bak, hoca bir şey sormak şey. İçin. Bak bitirsen bir dakika. Nasıl bitirsin ya? Ya niye itiraz ediyorsun arkadaş? Hoca bir hocam soruyor. Niye ya sanki biz burada şey... Ya futbolu sen baştan mı öğretmen lazım? Ya bir dakika. Bir dakika. Futbolu ben sana hocam baştan mı öğretmen lazım? Hocam burada bir kişi olarak gelmiş. Bir saniye müsaade edelim. Bir saniye. Golcü. Bir saniye. E golcü dedim, beni bağladın. Tamam. Hocam geldi. Buradan Schneider ortayı yaptı. Evet Eren... Geldi golü yaptı. Gol yaptı. Şimdi bu gol ne olur? Bana bir anlat hocam. Siz, gol geçerli olur. Hakem oyna dedi. Neden? Çünkü topun çizgiyle teması olmaz. Siz çizgiyle teması yok diyorsun. Evet. Ama hakem, önünde. Hakem bunu topu uygun, doğru yere kondu olarak görüyor. Yardımcısı oynattı. Hakem hatasına girer burada. O zaman hocam o çizginin ne anlamı kaldı? Anladım da. Hayır, orada çizgi durmuyor. Hakemi uyarsaydı. Uyarmamış. Görmemiş. Hakem. O yüzden hakem hatası olarak devam eder oyun. Bu şu da gol anda... oldu hocam. Bak tamam, bir şey söyleyeceğim. Bak şu... Heh. Bizim önümüzdeki olan pozisyonları televizyona veremediğimiz pozisyonda. Tamam veremiyoruz. Şimdi yani top... Schneider'in topu değiyor çizgiye. İşte, çizgiye ya. Teması olduğu zaman olay bitti zaten. Teması da gerek yok. Tamam ben gözlerimi takayım bakayım. Nerede gölge... sen abi? Allah bak işte, sen bu, bu açıdan anlayamazsın. Ya, şeylik yapma. Konuş. Şurada bak abi ya. Sen hakikaten futbol öğrenmişsin ha. Geçmiş dönemde düşün. Herif Plonjon'la penaltı yaptı. Golü çıkardı. Adam eliyle. Sen dedin ki bu dedin penaltı değil. Refleks ama abi. Bayağı öğrenmişsin ha. Peki bu, tebrik ediyorum. Anda, bu ne? Bir dakika sen sana bir şey göstereceğim. Bir dakika bir şey. Tamam bir gel şey üstte. Uzak dur şuraya git. Tamam. Oraya git. Git tam benim o benim Cereyim. Oturduğum yere kadar git. Top çizgiye değiyor mu değmiyor mu? Temasını görmüş oluyor hemen. Değmiyor tabii. İşte bak. Gel beni buraya. Evet ne oldu şimdi? Gel. He. Ha buradan şimdi görünüyor. Tabii sen buradan şimdi oradan farklı görürsün. Açılar farklı. Sen şimdi oraya git. Al ben sana bak topu. Ya ben sana bir şey böyle bir bak. Şey nasıl sen ne, ne oldu ya? Bak, abi kitle, bir şey oldu. Bir dakika kilitlendin mi abi? Ya niye kilitlendin? Bir dakika. Ya benim abi. Allah niye kilitlendim kardeşim? Burada Beşiktaş bu maçta bir gol yiyor ya. Topun tamamı. Bak şu tamamından anda. Bahsetmen lazım. Tamam göster. Çizgiye temas etmiyor doğru mu? Evet. Bak gel buraya ediyor işte. Farklı görüyorsun. Snyder'in pozisyonu da aynı böyle bak. Ya nasıl ediyorsun Serhat? Hocam, hocam gel şuna bir bakar mısın ya? Topun iz düşümü. İz düşümü diyor bak iz düşümü. Şu an top içeride. Top şu an çizgide temas halinde şu anda. Tamam bak. Şu anda. Evet. Şu anda. Yani illa böyle aynı üstüne böyle. Değmesi gerekmiyor ya. Şurada, şu top geçmiyor bak. Şu anda çizgide bak, temas halinde. Bak şuraya kadar bak değiyor bak şuraya kadar. Şöyle hocam bir dakika şöyle tamam. Gelir misin yanına? Şey dikkat bak böyle devam ediyor değiyor. Koptu. Daha ki koptu. Al şu anda koptu. İyi işi bitti yani. Şimdi orada ilk pozisyonu mı? Ya bunu şimdi bu kadar bunun üzerine duramazsın. Yani ya ben söylüyorum. Gol oldu diyoruz. Ya, ya. Gol olmasa ya tamam. Yani, gol olsa yani. Yani. Yuvarlağın içine koyulsa gol olmayacaktı öyle ya, mi? İlla yuvarlağın içine yani, koyulsa gol oldu. Gol, ama gol oldu. Gol şuna bu. Ya, yapma be ya, abi. Ya abi. Gol oldu. Yani burada konuşacağımız çok şey var oğlum. Ama Gökmen abi bu gol oldu bak siz anlamıyorsunuz. Şimdi arkadaşımız diyor ya burada. Beşiktaş kolluyor. Peki sana Yasin gibi küçücük bir adama ilk çeyrekte kim vurdu kafayı? İnsanlar, Adnan abi. Haklısın. İnsanlar. Nerede? Tamam haklısın onda bir şey demiyorum abi. İnsanlar bir kural tartıştığı zaman önce kuralı kendisi bilmesi gerekiyor. Heh. Ben kuralı bilmiyorum yani. Bilmiyorsun abi. Oradaki görünen topta Schneider'in ben iddia abi, ediyorum. Ben top oraya koyuyor. Ama hocam diyor ki hakem oynattı diyor bitti. Hakem onu... Oynattı diyor. Tamam sen ama kural bu işte. Kuralı anlat. Kural bu arkadaş. Kural anlat. Çizgiyle teması olmayacak. Burada yok mu temas? Peki ben sana söyleyeceğim. Çizgiyle temas. Temas dedin. Yani topun tamamı çizgiye geçmesi lazım. Çizgiler zaten kapladığı alanlara dahil oldukları için teması öyle düşün. İlla tamam, çevre dairenin içine konacak. Adnan yormuyor bizi. Öyle düşün. Tamam neyse bir şey sorduk hocam. Ya. Tamam yormuyor. Ya yok hayır, ya. Hayır var değiyor yani. Galatasaray'ın golünü yemeye çalışıyor ya. Ya nasıl yiyecek golünü? Golde bir sıkıntı yok. Hayır yani onun amacı bu. Ya yani ben şimdi ona Fenerli dedik ya şimdi Beşiktaş'ı savunuyor. Hocam gollerde ya peki herhangi bir sıkıntı ya. Var mı? Yok sıkıntı yok. Gollerde herhangi bir sıkıntı yok. Verilmeyen bir penaltı var mı? Yok öyle tartışıldığı hiçbir pozisyon yok. O hakemin şansı. İki takım da cezasına çok fazla girmedi yani ki. Yani girip öyle gri sana göre penaltı bana göre değil işte şuydu. Yok ama sarı kartta sarıflarında ciddi sıkıntı kırmızı var. Kırmızı alabilecek oyuncu var kırmızı mı? Kırmızı yok.
Yani üzerine giderseniz tabii ki o orada sarıyı verseydi bu ikinci sarıdan olur yapar mıydı? Mıydı mıştı olduğun zaman sıkıntı olur da. Ama böyle bir baba bir kırmızı, kemiksiz kırmızı, vay bu kırmızıyı da atladı diyeceğimiz pozisyon yok hakemin. Ama hakemin Ümit'in ifade ettiği gibi tatmin etmediği Ümit'i. Yani bu derbi kalitesinde bir hakemlik onun gözündeki ya of be harika bir derbi yönetti diyeceği bir yönetim tarzı yoktu. Bu. Eksikleri vardı. Kalitesini. Mesela bir Fener Galatasaray maçını teslim eden Vali Palabı'yı ya. Oradaki atmosfer çok daha gergin şimdi olur. Şimdi hakemlikte bir liyakat vardır. Derbi, FIFA hakemleri derbi yönetmeliler. Derbilerin içinde de Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fener derbisini yönettiği zaman liyakatın tam oturuyor. Yani zor, en zor derbidir o baktığın zaman Türkiye genelinde. Beşiktaş Galatasaray derbileri daha centilmen geçen derbiler. Dolayısıyla bu müsabakaya verildi. Türkiye'nin önümüzdeki günler içerisinde zaten hakem... Zaten ben size bir şey hakem bulmaya çalışılıyor. Hepsi İlk derbi Beşiktaş'ın Galatasaray'la olması çok büyük avantaj oldu. Avantaj. Bunları hep avantaja çevirebildik. Bu ilk derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı olsaydı bunlar konuşmayacaktık belki de. Ha, ne farkı var sizin Beşiktaş'tan anlamadım. Zaten aynı öyle bir yapma. Karar almaları mümkün değildi. Ya. Onu söylüyorum yani. Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun. Açısından. Şimdi Beşiktaş her iki takım tarafından destekleniyor yani. Bu Galatasaray Fenerbahçe ama Beşiktaş derbi tarihinde tarih yani Beşiktaş'ta. Ha, öyle dersin de tarih yani Beşiktaş'ta. Tabii. Şimdi olay olmadı, bir şey olmadı. Bu maç küçümsüyorsunuz değil mi yani? Öyle mi olacak? Hayır abicim. Bak, yok, ben mi yanlış anladım? Bak bir şey söyleyeceğim. Derbi değil mi maç? Beşiktaş kendi halinde bir takım. Kendi halinde. Beşiktaş'ın düşmanı var mı? Nasıl kendi halinde bir takım? Yani? Sen bizi var ya çarşının içine hapsettin. Orada balık yiyelim. Gel balık ekmek yiyelim. Sen niye bana cevap vermiyorsun? Söyle tamam benim sana cevap. Beşiktaş'ın düşmanı var mı? Var. Kim? Siz? Siz derken? Galatasaray. Niye Galatasaray? Kaç şampiyonun aldın Beşiktaş'ın? Öyle sorarsan ben de sana böyle derim yani. Sen bana öyle sorarsan ben de böyle derim. Allah'ım ya, bana yardımcı ol. Yani kusura bakmayın ama öyle derim. Ya. Sorma o zaman bu soruyu. O zaman Serhat Bey'e sorayım. Peki araya bir daha gireyim ben şöyle. Bu derbilerde eskiden Türk oyuncuların daha fazla olduğu bir derbilerle şimdi yabancı oyuncuların futbolumuzdaki fazlalığında nabız biraz daha düştü. Duygular daha çok mantıksal bakış açısına bir de ben onu, maç başına bahsetmiyorum. Ben burada Galatasaray Fenerbahçe rekabetinden bahsediyorum. Ha, rekabete gelince Fener Galatasaray rekabetiyle Beşiktaş Galatasaray rekabetinin arasında fark var. Onu ben de az önce asla kimseyi küçümsemiyorum ama nedenini bu rekabet Beşiktaş hiç kimseyle uğraşmayan bir takım ama Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşıyor. Galatasaray Fenerbahçe ama Beşiktaş her tarafında ben Galatasaray'la olarak Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Beşiktaş Fenerbahçe arasında da çok gerginlikler yaşanıyor. Yaşanıyor da bak abi ben ezali yaşamıyorum. Galatasaray Fener kadar olamaz tabii. Onu söylüyorum. Ya, Beşiktaş kendi halinde bir takım. Onu söylemeye çalışıyorum. Güzel bir şey bu. Kötü bir şey değil ki ben bunu överek söylüyorum. Keşke her takım böyle olsa. Bak yanlış anlama. Ben anlamadım. Sen niye biraz... Galatasaray Fenerbahçe maçına da yine tecrübesiz olan Halis Özkaya'ya vermemişler mi? Bir sürü hakemi. Verdiler bir daha. Bir daha da olmadı ama. Efendim? Neler oldu? Kıyamet koptu. Ne, işte şimdi... Ya beyler hocam Allah'ını seversen bütün hakemleri aldınız. Hani için, lağımın içine soktunuz. Hayır öyle Allah'ın bir şey yapmadım. Sayıda. Hayır. Genel konuşma hayır, böyle. Hayır. Ben doğruları söylüyorum. Burada söylüyorum. Burada bak sevgili ben hocam. Ben asla bakın hocam, şurada bir anlaşalım. Özür diliyorum bak. Estağfurullah ben asla öyle yapmam. Genel diyorum. Türkiye genel. Burası da değil. Türkiye geneli. Tamam. Dikkat edin bakın. Hep hakem. Yöneticilerin bir dakika. Yöneticilerin taraftarları dışarıda gere yaylı tambur haline getirdiler insanları şimdi, ya. Şimdi bak bu bir dakika. Dinliyorum peki. Dışarıdaki bütün yöneticilerin kendi menfaatlerine dokunduğu zaman hani diyorlar ya hani bugünkü gibi işte bizim aleyhimize düdük çaldı bilmem o gibi bu gibi laflar falan ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün ben maç seyrediyorum aşağıda. Serhat'ın odasında. İngiltere Ligi'nden bir maç. Sağ tarafta İtalya Ligi'nden maç. Bizim de derbi üstte. Evet. 45 dakika seyrettim. Hiçbir futbolcu İngiltere'de de İtalya'da da hiçbir futbolcu hakikaten bizim futbolcular gibi böyle dokunup yerlerde kıvranan bir pozisyon yapmadılar ya. Tamam. Anladın mı? Yani burada ya biz hakem tamam da ama sen futbolcun yöneticin ahlaksızsa hakem ne yapsın ya? Şimdi. Emek hırsızlığı yapıyorsa yani gidip de yani benim için aynı şey. Ha cebimden para çalmışsın hem kendini sahte olarak yere atmışım, penaltı kazanmış. Aynı şey benim için. Tamam. Yani burada genel hakem. Ama provokatörden türbüne, hakemleri türbüne atın hep oyuncular abi. Şimdi biz... Ya burada tek taraflı kalıyoruz. Hepsini birden katarsak sorun yok. Ben şimdi hakemleri kötülemek için burada değilim.
Bir kere yok hocam, özür diliyorum. Kesinlikle canım yani. Abicim. Belki kötülemek değil. Eleştiriyoruz şimdi hocam. Geliyoruz. Biz kötülemiyoruz. Bakın, ben kimsenin karakterine yorum yapmıyorum burada. Tamam, bir iki dakika bana müsaade edin. Ben futbol oynarken beni eleştiriyorlardı. Ben tamam, ağzımı açamıyorum. Eleştireceksiniz tabii canım. Mesela senin bir tane Gaziantep Galatasaray maçında var. Bariz gol şansı düşüyorsun. Evet. Ben görmedim. Yardımcıya baktım, o da görmedi. Oynattık. Sonra soyunma odasına girdiğimde dedi ki abi de o dedi fauldü. E dedim sana niye söylemedin? O zaman telsiz falan yok. Niye söylemedin kardeşim? Yani ben görmedim pozisyonu yani. Çünkü faul çalsam bariz gol şansına ihraç edeceğim rakip oyuncuyu. Hata yaptık. Ya sonra notumuz düşük geldi. 2 hafta 3 hafta bekledik. Daha sonra tekrar maçlara devam ettik. O pozisyondan neden bu hatayı yaptığımızın derslerini çıkardık. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Şunun altını çizelim bakın. Dünya Şampiyonası finalleri 2 yıl sonra değil mi? Evet. Cüneyt Çakır bu hafta nerede? Dünya Kupası'na çağrılacak final hakemlerinin eğitim seminerinde. Eğitim seminerinde. Gidene kadar belki 5 sefer daha eğitim görecek. 2 yıl var bakın, 2 yıl. 2 yıl sonraki şampiyonaya bugünden hazırlık yapıyor. Dünya Kupası'na çağrılabilecek hakemler diye. Yeni kuralları gözden geçiriyor. Yeni kuralları, onların form durumlarını. Adam neredeyse 2 ayda bir kupur, bu yoyo testini koşuyor Cüneyt. Çağrılıyor, gidiyor, koşuyor, eğitimini yapıyor, geri geliyor. Geçiyor mu hocam? Nasıl? Bizde geçemeyen hakemler var. Şimdi geliyorum bu tarafa. İşte Avrupa Şampiyonası'nın hakemler o yüzden çok iyi. Ha, geliyorum şimdi tabii bu tarafa. Burada hakem hakem değil. Biz Türkiye'de hakem hakem derken hakemliğin yanlış yerlerini anlatmaya çalışıyoruz. 22 kişilik bir hakem kadrosu oluştu. Maaş bağladılar. En düşüğü 13 bin lira maaş alıyor. 13, 17, 20. 3 kategoriye ayrıldılar. Şimdi ben diyorum ki ya bu hakeme 13 bin lira maaş veriyorsun. 23 ver, 33 ver. Fark etmez. Mutlu olurum. Daha çok kazansın. Abi diyorsun ki git evinde hazırlan. Evinde hazırlanıyor. Sonra geliyorsun işte seminer yapıyorsun bir gün, iki gün. Kontrol sıfır. Profesyonel sözleşmeli diyorsun. E adama maç vermiyorsun. 4 tane hakeme hiç maç vermedin. 5. hafta oldu. E nasıl biz bu kadroyu oluşturacağız? Bir de buna bakalım. Para alanlara mı vermediler? E tabi 4 tane hakem hiç maça çıkamadı şu ana kadar. Hangi Serkan biri? Tokat, Kutluhan Bilgiç, Arda Kardeşler. Ama bunlar profesyonel hakem değil ki. Nasıl profesyonel hakem değil? 13 bin lira maaş alıyor onlar. En alt kategoriden maaş alıyorlar. 4 tanesi 17 bin lira alıyor. Diğer 10 tanesi 20 bin lira maaş alıyor. Az bile. Bu 10 tanesi bu para bile az. Şimdi. Bu para bile az. Ne güzel sen söyledin. Bir Galatasaray takımı yahut da bir Fener takımı 150-160 milyon euroysa ben bir maçı, anladın mı? Ne bileyim, iki tane puan yahut da bir puan yahut da üç puan etkileyecek hakem 3 kuruş para alacak. Öyle daha fazla mi alsın? He? Daha fazla alsın. Aynen öyle. Tamam, hemfikirim. Öyle diyorum. Yardımcılar da alsın, hemfikirim. Evet. Lakin. Ama eğitimi yok diyor, bu, evinde bak hazırlanıyor diyor. Şimdi kontrol mekanizman kaçtı şu anda. Git kendi elinde profesyonellik değil. Bu antrenman desteği adı altında gittim. SSK'ların da yatırmıyordu. Eskiden o maaşın SSK'ları yatırmıyordu. Profesyonel sözleşmenin geri. O şimdi kalktı. Hepsi para alıyor. Antrenman desteği adı altında. Kendi illerinde antreneri oluyorlar. Geliyorlar. Sonra da gidip koşamıyorlar. Bir veri tabanı yok mu yani? Şimdi antrenman yapıyorlar. Yapıyorlar veri tabanı. Merkezi kontroldan yapıyorlar. Polar saatini sen bugün antrenmana çıkmayacaksın. Bana ver, ben takayım gönderirim. Aynı şey yaparsa. Aynen. Eğer art niyetli olursa. Gelmek istediğim nokta şu. Bakın Dünya Kupası için adam 2 yıl önceden topluyor. Bu işin içinde hakemliği kötülemek anlamında değil. Hakemliği daha da ileriye gitsin diye uğraş veriyorum ben. Sakın öyle yanlış anlayın. Eğer bu futbolun içinde hakem varsa, hakeme de bu kadar yatırım ve imkan sağlanıyorsa ki geçmiş yıllarda bunun zerresi yoktu. Şimdi her geçen gün iyiye gidiyor. Saygı duyuyorum, daha da iyi olsun. Canlı çoğaldı. O zaman, o zaman hakemlerin de bu eleştirilerden ders çıkarması, daha iyi olması için çok çalışması gerekir. Doğru mu? Bu işin içinde bunlar. Eleştirmeyelim hakemi. O gelsin, koşmasın, yaralamasın, indirsin. Sarı kartı pas geçti. Geçen gün de yazdım. Sarı kartı pas geçti, tolere etti. Kırmızıyı görmedi, penaltıyı vermedi. Ofsayt, pozisyon az ofsaytti golde. Hakem iyi maç yönetti. Yok böyle bir şey. İngiltere'de de bu var. Almanya'da da var. Dünyanın hiçbir yerinde hakem eleştirmeni, hakem eleştirisi yokmuş. Var efendim, niye yok? Var. Var, her yerde var. Bizde biraz daha bazen bel altına iniyor. Bu eleştiriler otokontroldur. Hakemlerin daha iyi olması hocam, için sahada, yapıyoruz bunu. Sahada futbolcu, akşamki maçta futbolcu hakem emek hırsızlığı falan yapmıyor. Yapmayın. Bak, ya. Geliyorum İngiltere'de, şimdi. İspanya'da, İtalya'da falan. Geliyorum İtalya'da, Nispeden de Hollanda'da falan olmuyor ya. Geliyorum. Fransa'da olmuyor. Türkiye'de. Yok abi, hikaye ne ya? Herinin golünü düşün abi. Dünya Kupası'na gidecek takım ne futbol takımı? Hep yerde ya. Yok. Hem çıkıp dedi mi ben elimle attım diye. Yapma. Yapma abi.
Bu futbolun doğasında, bu işin fıtratında var. Türkiye'de maç ortalaması, faul ortalaması 32-33. 51 faullü maç var ya geçen sene. Yapmayın, 51 faul. Daha dün Fenerbahçe'nin maçını, Kayseri maçını 25 dakikada 15 faul olmuş, bir tane sarı kart çıkmamış. Beşiktaş'ın Alanya Spor'la oynuyor. Quaresma 1,5 dakikada 3 tane tekme yedi. Hakem sarı kart çıkarmadı. Lakin çağırdı oyuncu, gel dedi, bir daha yaparsan dedi sarıyı veririm dedi. İkaz etti. Oyuncu toplandı, ilerleyen dakikada gene gizli gizli fauller yaptı. Dönüyorum Fenerbahçe Kayseri maçına. Volkan Şen'e değişe değişe 4 adam faul yapıyor. 5 adam faul yapıyor. Abi sen dördüncüde yakalayacaksın, basacaksın sarı kartı. Futbola teşvik edeceksin. Seni aldatıyorsa da bas sarı kartı. Aldatmaya penaltıya gidiyorsa. Ne oldu Türkiye'de şimdi aldatmalara sarı kart kalktı? Dikkat edin. Var mı son zamanlarda? Bugün mesela, bugün sürekli atıyorlardı kendilerini. Cenk çok attı kendini. Ben şaşırttı bugün mesela. Peki niye sarı kart çıkmadı Cenk'e? İşte sahanın her yerinde kullanabilir. Bir attı, iki attı, seni tribüne satıyorsa çağırırsın, basarsın sarı kart. Hayır, en kötüsü Şenol Hoca'yı da kandırıyorlar. Aldatma her yerde aldatmadır. Ceza alanı içerisinde daha vahim aldatmadır. Şimdi Şenol Hoca da kendi oyuncuna güvendiği için onun da aldattığının farkında değil. Yani o da mesela küfür etti, ben gördüm. Buyurun. Şenol Hoca, Cenk'e. Senin bunun hakkında var. Vardı. Yani bir pozisyonu bir gösterdi. Bunun önlemini alacaksın. Hakem sen alacaksın bunun önlemini. Yani orada hocayı da zor durumda bırakıyorsun. İtiraz ediyor çünkü sağ kenarında. Hani öyle kendi en kolay yaptığımız şey itiraz zaten. Ama Cenk yapmazdı bunları. Sana göre sahanın yıldızı kimdi Ümit bugün? Bana mı göre mi? Evet, yani hakemler dahil işte girenler vallahi, çıkanlarla beraber. Tabii Quaresma bana göre Beşiktaş'ta çok önemli bir, yani çok istekliydi maç esnasında. Caner iyi oynadı ama Caner'in o itirazları bütün oyunu mahvetti. Yani futbolda hakikaten güzel şeyler yapıyor ama bir bakıyorsun bir anda çirkinleşiyor. Yani yapmasa belki sahanın yıldızı olacaktı. Bizim takımda da, bizim takım dedim, Galatasaray'da da Bruma iyi oynadı sürekli ama o mesela o bir iki tane final pası vardı. Hep ben bahsettiğim konu. Bruma'nın o yeteneği, o son verdi işte Snyder'i aldat dedi şeyde 43'te. Ama ondan önce de vardı iki tane pozisyonu. Böyle güzel, yani ben bunu ne için söylüyorum? Bu çok değerli bir oyuncu. Yani bu çocuktan inanılmaz potansiyel var. Yani bunu çok rakamını büyük arttırdı yalnız bence. Onu söyleyeyim. Bunu rakam ama daha da yüksek arttırabilirsin. Aslında bu tempoda oynayan bir oyuncu, yani Real Madrid, Manchester United gibi transfer, yani o takımların transfer listesine girebilecek girebilir, bir evet, kapasitede bir oyuncu. Nereye? Ya sen bir şey söyleyeyim mi? Ya, Ümit Karan mısın yoksa başka biri mi geldi yanıma? Ya sen nasıl diyorsun bunu ya? Real Madrid'de bu adam oynayabilir mi? Şu an ben onu söylüyorum. Barcelona da oynayabilir mi? Bak şimdi ben onu söylüyorum zaten. Ya dedin ki ayak oynar. Bence oynar niye? Hayır, ben onu söylüyorum. Sahip olmayan oynar mı? Ben bir dakika abi, sen benim lafımı dinlemiyor musun? Sen abi kulağında bir şey mi var? Hayır, bir dakika bir şey yok. Bak kulağı et. Sanki biraz var. Temiz yok. Temiz mi? Sıkıntı yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki bu yanlışlık bende değil, sende bir şey var. Final paslarını düzgün yap. Bak ben dedim şu an. O zaman gözlükleri de değişelim tak. Gözlük bana yakışıyor ama. Tamam, bir şey sana söyleyeyim. Bakayım sen, aa, bak bak. Aa, senin ama bunu sarı lacivert gösteriyor abi gözlük. Buna verecek cevabım yok. Buna ben bir şey demiyorum. Sadece sana şunu söyleyeyim. Hemen değiştirelim konuyu. Kapak. Ya nasıl Ümit, mutlu oluyorsun şey ya? Getirmedim ya. Gazoz. Ay nasıl mutlu oluyor? Sola getirmedim mi? Adana ikram edelim. Ya bunu mu anlamadım abi. Real Madrid kapağını yaptı. Onu bıraktı abi. Şu Levet Nazifoğlu'nun açıklamasını istedim ya savaştan. Onu bir getirelim mi? Ben hala aklım orada bak. Ne yapacağım? O açıklamayı istiyorum ya. Bir Galatasaray yönetici bu açıklamayı. Levent şimdi yeni yönetici oğlum. Sen de fazla üstüne gitme yani. Ufak ufak yavaş öğrenecek. Bir dakika ben dinlemek istiyorum. O böyle sadece o bölümü. Birbirine düştüler Gökmen abi. Bırak versin ya. Kimse kimseye düştü yok. Verelim mi peki? İlk yarı bizim hakimiyetimizde geçti. Fakat ikinci yarı tabii skoru da biraz koruma niyetiyle geriye çekildi takım. Beşiktaş çok güzel oynadı ikinci yarıda. Yani mağlup da olabilirdik, galip de gelebilirdik. Yani bence maçın hakkı berabere bitti 2-2. Biz buraya gelmeden evvel bize sorsalar beraberliğe razı olurduk. Fakat tabii 2-0'dan sonra yani üzüldük tabii ki beraberliğe. Evet, bu yeterli mi? Devam. Bu yeterli abi. Yani bu ya Levent abi, belki maçın heyecanı bilemiyorum. Böyle bir cümle kurma hakkı yok abi. Ya Galatasaray tarihini bilmiyorsun. Ya tarih neye güzel, ne kadar çağdaş bir yönetici ya. Ne kadar çağdaş beyefendi bir abicim, adam. Adam doğruları söylüyor. Ben Levent abi de ben Levent top oynadı Levent bildiğim kadarıyla. Levent abinin oynamış. Levent abinin karakterine sallamıyorum. Karakter dışarıda özel iyi süper bir insan olabilir. Ben de severim, olabilir. Ama
yöneticiyken ben onu eleştiririm. Ben yorumculuk yapıyorum. E diyor maça gelmeden önce diyor. Yani Beşiktaş favori demek istiyor. Benim veteran takım da o zaman da başkanlık yapıyordu. O değil benim işim. Olay şu. Galatasaray hiçbir maça maçtan önce bana sorsalar beraberliğe razıyım diyemez. Hiçbir bu yönetici. Bu maçta değil miydiniz? Bir dakika. Adnan abi araya gireceksen böyle o zaman. Tamam peki dinliyorum. Tamam, abi, tamam, sen anlat, şey oldu tamam, anladın tamam, mı? Tamam, ya şurada. Anlat dinliyorum tamam. Şöyle diyelim mi? Diyebilir de dememeli. Diyemez abi. Diyemez değil abi. Dememeli. Galatasaray yönetici diyemez abi. O zaman ben bu Galatasaray tarihi yok sayar bu adam bu insanlar. Şimdi hocam. Abiciğim ne demek? Rick Yenik bile şey dedi yani biz oraya galibiyet bana için göre, gidiyoruz dedi. Levent abi kendine sorduğun zaman sana göre dünyanın en büyük takım hangisi diyecek? Kendince, Galatasaray diyecek. Galatasaray böyle düşün. O zaman bir yönetici bu felsefesiyle kendi yaşıyorsa, sevgisiyle, Galatasaray sevgisiyle yaşıyorsa kendi Galatasaray her zaman yani bana göre her gittiği maçta favoridir. Ha şimdi futbol anlamı değil ama Galatasaraylı olarak her maçta favoridir. Biz dışarıdan yorum yaptığımız zaman ayrı ama ben yöneticiysem benim için her maç galibiyet maçıdır. Nereye gidiyorsam gideyim. İster Madrid'e gideyim, ister Mardin'e gideyim, ister oradan oraya gideyim. Fark etmez benim için stat. Büyük takımların felsefesi budur. Yağmasan bile gürle yani. Gökmen abi. Ama sağdaki... Hocam feda döneminde Galatasaray... Ya burada yanlış bir şey söylüyorsam anlatın bana abi Galatasaray... Abi yok, aynı fikir olduğumuzu söylüyoruz. Aynı fikir. Seni destekleriz herhalde. Beni de mi destekliyorsunuz ikiniz? Nasıl? Destek vermemeniz zaten hatalı. Neden? Burada üçlü bir şey var maşallah. Ne ya var? Bir şey söyleyeceğim. Bir daha getirsinler gene dinleyeyim. Ya sen Türkçe'de ya bende bir sıkıntı var ya da sende var ya da anlamı var. Söyle adam, ne istiyorsun söyle. Adamın burada yanlış söylediği ne var yani ben anlamadım. Feda döneminde Galatasaray takımı Beşiktaş'a geldi. Doğru mu hocam? 3-2 hatta son anda bir penaltı uydurdular. Hani Burak attı ya kendini. Sen bu Cenk'e sallıyorsun ya. Burak attı da son dakika tamam, penaltı. Bir dakika anlatacağım sana. Sen hep Cenk'e sallıyorsun ya atıyor kendini artist yapıyor falan. Hep sallamıyorum. Bugün sallıyorum. Bugün sallıyorsun. Hangisi burada yani? Feda döneminde Beşiktaş. Hatırlarsın hocam 3-3 bitti maç. Maçın hakem Bülent Yıldırım. Yardımcı hakem Erdinç Sezertam. Bravo. Erdinç Sezertam hatta listeden çıkmıştı FIFA listesine. O pozisyondan o maçta dolayı ihale ona yıkılmıştı. Evet hocam. O maça geldi. Fatih Terim teknik direktör. Burak, doğru mu? Burak almıştı. Burak almıştı yani. Penaltıyı. Beşiktaş'ın hakkını yemişti. Ne oldu? Söyle bana ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu? Maç 3-3 bitti. Anlatır mısın bana? Allah Allah bu hakikaten yok ya bugün. Hayır bugün niye bir yani? Bir şey söyleyeceğim. Yani o zaman da maçın kesin favorisi Galatasaray'dı. Yok ben de aynı fikirdeyim. Galatasaray'da bir bardak su iç abi. Galatasaray'da bir bardak su iç. Dur abi biraz kendine gelsin sakinleşsin. Şu an benimle uğraşmak için her şey yapıyor ama farkında değil ne dediklerini. Bir sakinleştin mi abicim? Gerçekten bu dağlardan gelen sular güzel oluyor. Şimdi... Güzel de aklıma geldi. Dağlardan geldi. Abi bütün gazımızı aldı. Ya bütün sular ölecek. Bütün sinirim. Sular bitti. Ya Levent abiye karşı sinirim de gitti yani bir anda. Dağlardan geldi. Bu talihsiz bir açıklama. Galatasaray gitti her maçta favoridir. Bunu her zaman bir kenara yazmak gerekiyor. Kötü durumda da olsa iyi durumda. Katlıyor musun Gökmen Özenek Ümit Karan'ın bu tespitine? Kesinlikle ya. Demin de dediğim gibi yağmasan bile gürleyeceksin abi. Yani takımına güvenmesen bile çıkıp bir yöneticiysen sen ne için geldin oraya? Takımını alıp taşımak için. O zaman çıkıp diyeceksin abi ben buraya yenmek için geldim. Bu sene ben şampiyon olacağım. Şöyle. Yani yarısı yalan yarısı doğru sallayacaksın yani yapacak bir şey yok ki. Türkiye'de yöneticilik zaten bu. Türkiye'deki ligi yeni başlamış daha 5. haftada futbolun rekabeti takımının ve futbolun marka değeri için biraz daha iddialı olmak lazım. Dolayısıyla kabul etmemek. Bu böyle bir söylem çok erken. Belki ligin sonuna doğru havlu atmışsındır bir takım gerçeklerden dolayı geri kalmışsındır puantaj olarak, matematiksel olarak. O zaman diyebilirsin. Bu sene kötü geçti. İşte son döneme geldik. Buradaki hedefimiz bir puandı falan kabul edilebilir ama daha 5. haftada hedefinizi yok sayar, küçültür veya geride kalır bir puana razı gibi görünürseniz hem kendi takımımızın marka değeri ve hem ligin marka değerini hafife almış olursunuz. Zaten ikinci yarı itibariyle diyelim ki Galatasaray 5. sıraya düştü. Ne diyecek yönetici? Biz şampiyonluk için yola çıktık. Transferleri yaptık ettik ama başarılı olamadık. Tamam bitti bu kadar net. Evet. Şimdi bak şurada şu var. Bilic'in harika bir lafı var. Demin hocama gösterdim. Türkiye'de futbolda temel sorun şu, problem şu. Bilgili olanların yetkisi yok. Yetkili olanların da bilgisi yok. Bilic'in lafı bu. Türkiye'de futbola kullanılabilecek en güzel cümleler bunlar. Net bu. Net bu. Bir takım kuruyorlar. Mevkinin özelliklere göre, özelliklerine göre oyuncu seçeceksin. Yana, sağa, sola, ileri, geri.
birbirlerine anlaşabilen oyuncular bulacaksın. Bu zor, doğru. Ama bilgili olan kişiler bunu basit şekilde halledebilir. Bütün sezonu takip eder. Benim kardeşim Yasin şeyde çalıştı 3 sene. Nedir Avustralya'da? Inter'in, Milan'ın, ne bileyim İngiltere'de Manchester United'in, Manchester City'nin bütün baba takımların hep orada şeyleri var. Scout ekipleri var. Koca Avustralya'da 10 milyon nüfus var abi. Adamlar bile orada bile oyuncu seçmeye çalışıyorlar ya. Genç oyuncular bulmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada, yalnız orası da değil. Uzak Doğu'da var, Güney Amerika'da var, Afrika'da var, var oğlu var. Biz sezon sonu itibariyle kimin ucuz bonservis elinde alacaksın, getireceksin falan. Öyle oyuncu alacaksın, o kadar. Ondan sonra çık oyna, yok. Neden oynamıyorsun? Al. Fenerbahçeli şey, Van Persie nerede abi? Nerede? Dünya yıldızı. Bana ne? Hangi maçı oynadı? Bana ne? Benim için yıldız oyuncu kardeşim, ne olursa olsun bak, yıldız oyuncu. Valiziyle uçaktan inecek, sahaya gelecek, çıkacak, 15 dakika beni mutlu edecek. 15 dakikalık gösterdiği performans gücü yetmeyebilir, tamam. 15 dakika gelecek açısından beni mutlu edecek. Güven duyduracak bana ki ben ona inanayım. Onu destekleyeyim. Bu böyle abi. Yoksa sen oyuncuları al getir abi. Dünya yıldızı getirdik falan al. Hep elimizde patladı. Hep. Bir tane tutmuyor. Yazık ya. Bir sistem yok ki oğlum. Sistem yok. Neye göre transfer yapıyorsun? Belli değil. Al Fenerbahçe'nin hali. Geçen sene o kadro baktığın zaman tek tek değerlendirdiğin zaman Avrupa'da, UEFA'da final oynayacak takımdı ya. Ne oldu bütün sezon? Ne oldu? En sonunda Beşiktaş elinde çanta, valiz. Hep deplasman abi, dolaş abi, göçmen. Şey ne diyorlar ona? Göçebelik yaptı işte. Göçebelik, aynen öyle. Dolaştılar. Fenerbahçe'ye kaç puan attı? 6 puan fark attılar. Nasıl takım o? Nasıl büyük takım o? Nasıl? Kim ya bıraksınlar ya. He? Hangi maçtan bahsetti? Aldı. Geçen sene hocam. Geçen sene. Beşiktaş hocam. Şampiyon oldu ya geçen sene. Hocam. Anladım. Ondan düşün bak. Abi. Ama Beşiktaş işte, kadro kurdu bu sene Gökmen abi. Ben bugünkü derbiden, yani şimdi tamam burada yani biraz bir negatif konuşmalar var ama keyifli bir derbi oldu. Yani ya sevgili seyircinin izleyebileceği, keyif alacağı, çok, alabileceği maç oldu. Çok keyifli. Her anlamda. Çok keyifli. Pozisyonu vardı, golleri vardı, zaman zaman gerginlikler oldu. Türbünler neşeli. Maçta da şu da vardı, futbolcu dedi, tamam keyifli bir maç ama maç esnasında iki takım da hatalarını iyi eleştirmek gerekiyor. Hem Beşiktaş'ın hataları hem Galatasaray. Bak Galatasaray'ın attığı gollerde mesela Beşiktaş'ın hatası, defans hataları. Çeyçu özür dilemiş. İki golde de mi hatalıydı? Çeyçu tabii. Çeyçu da işte aynı şekilde öbür takım. Yani iki de defans hattı çok abi Beşiktaş'ın attığı gibi. Golde ikilinin arasından giriyor buraya. Ya kimse böyle dokunmuyor yani bile. Burada adamı, tamam keyif yani aldık ama aslında bak, futbol anlamında çok büyük hatalar vardı maçta. Antrenman o yüzden biz zaten keyif aldık. Yani çünkü sürekli pozisyon oluyordu bir anda. Normalde bu kadar pozisyon vermemesi lazım. Lezzetli oldu ama Ümit maç. Ümit şu açıklamayla ilgili düşüncen ne? Çeju'nun. Yani futbol işte. Yani şimdi Çeju'nun yedeği yok. Doğru mu? Bu arada yani Serdar Aziz ortada yok. Semih zaten çok fazla düşünmüyor hoca. Belli zaten. Evet, o anlaşıldı. Serdar Aziz aldın. Ümit'ciğim daha genç oyuncu milli takımda falan geleceğin ümidi falan dediler. Semih. Yok devamlı sakat ya. Nasıl bu? Ben anlamıyorum ya. Sakat ama devamlı şimdi, sakat nereye kadar? Sen zaten Serdar Aziz diye bir oyuncu aldın Bursaspor'dan da. Siz daha oyuncuyu göremedik. O da sakat. Bir yani, tane şey aldılar. Ne? İzlandalı bir oyuncu. Ne son? Bilmem ne son. O da sakat. Hep sakat. Hep sakat abi. Sigarson. Neyse abi. Hep sakat. De Jong mesela müzmin mesela. Aynı anda işte Ümit'te ikimize geldi mesela. O bilgi enteresan yani. Onun üstünde durmamız sakatlık lazım. Hatta bu hafta müzmin sakatlıkmış. Ya bak. Yani Ahmet Bulut iyi arkadaşım. O diz raporunu iyi almak lazım. Orada hatır gönül işi varmış. Arkadaşlarımdan söylüyor. Ben evet, biz buranın şeyindeyiz. Yani burada... Ahmet Bulut benim iyi arkadaşım. Sık sık yürüyüş yaparken Bebek'te falan sohbet falan ediyoruz. Arda Atletico Madrid'e Galatasaray'dan gittiği zaman 8 kilo fark varmış. Bak 8 kilo. Tartıyorlar ediyorlar. Diyorlar ki bunu 6 ay içinde sen belli periyodik şeylerle çalışarak 6-8 kiloyu vereceksin. Adamlar buna bile dikkat ediyorlar. Ve verdikten sonra Arda Turan zıpkın gibi olmuş. İşte diyorlar bu. Mesela Neymar Brezilya'dan geliyor. Her şey hazır. Şey Adele şeyini ölçüyorlar. Gücünü falan ölçüyorlar. Diyor ki orada tamam tekniğin mükemmel. Orada Brezilya için bu fizik gücün yeterlidir. Ama Avrupa'ya taşıyabilecek Adele yapısına sahip değilsin. Seni özel çalıştırmamız lazım. 8 ayda onu çalıştırıyorlar. Bu, adamlar böyle çalışıyorlar kardeşim.
Tamam veriyorlar parayı falan ama çocuk da çıkıyor aslanlar gibi. Şimdi bakıyorsun Bundesliga'da top oynamış bir futbolcular vardı sahada, doğru mu? Bak farkı görebiliyor musun fiziksel anlamda? Tolga Ciğerci'nin bugün yaptığı mesafe ve oynadığı futbol inanılmaz gibi gözüküyor. Yani ben formayı kaptıracağım havasına girmiş. Ya ben abi forma senin üstünde şu an. Ne hiçbir ağırlığı yok. Ya sen o takımın kaptanısın ya, bir ağırlığını koy ya. Bir şut dene. Ya 3-4 sene önce ya Fatih Terim döneminde. O kadar geriye gelmiyor ya bir oyuncu. Melo'yla birlikte 13-14 gol attılar ya. 14-13 gol. 2011-2012 sezonun en verimli yılları. Aynen abi. Bunu yapabilir. Ortalıkta yana veriyor. Buraya, bu tarafa veriyor. Öne veriyor, arkaya veriyor. Nedir abi bu? Parayı buldular, şöhreti buldular, güzelliği buldular. Abiciğim hiç kimse haklısın. Geliştirmiyorlar abi. Kendilerini geliştirmiyorlar. Evlendikten sonra daha çok katkısı olması lazım onun profesyonel hayatına. Ama Selçuk da ciddi anlamda bir gereği bir yarı. Yani katılıyor musunuz? Bugün ilk yarı. Evet. Bugün çok özür dilerim hocam. Bugün ilk yarı Beşiktaş'ın orta sahada kaybettiği topların hatta hesabı yok. İkinci yarı aynı hataya Galatasaray düştü. Alıyorlar topu. Pozisyon üretecek. Aslanlar gibi adamlar kaçıyor. At önüne gitsin adam. Ama ilk yarıda. Atmıyorlar. Galatasaray'ın da pas trafiği muazzam da ilk yarıda. İlk yarı müthiş. Hocam tamam ilk yarı itibariyle. Evet ilk yarı. Ama Beşiktaş. İkinci yarı çok hata pas hata. Selçuk özellikle çok pas hatalı oynadı. İlk yarıda şöyle bir şey var. Değişik yani, iki yarı var ya. Tam tersi oldu ya. Tam tersi. Derbi izliyoruz. Ve bazı pozisyonlarda şu topu nereye götürdün abi? Top nereye gitti? Burada. Şurada göster. Gel abi Adnan abi gel. Şurası ışık var orada daha. Abi gelir misin abi? Sana kırıldım, sen bana birazdan bir şey açacağım seninle ilgili. Gel. Bu bana bir şey göndermiş. Gel. Ne? Ne? Bir şeyler var şimdi, birazdan konuşacağız. Önce işimizi yapalım. Twitter'dan falan bir şeyler atmış arkadaş. Dünyadaki futboldaki. Geç abi. Nereye geç? Kardeşim. Yalnız sen fazla eğilme de, bir mesaj geldi bana. Evet. Ne var abi? Evet. Bir daha içine atlet ki. Ben de gördüm yayından. Neyi gördün? Ne yedik? Ne oldu? Ne oldu? Çatalı ne? Gördüm. Çatal, kötü duruyor. Çatal ne? Çatal ne? Yemek çatalı. Çatalcıyım diyorsun abi. Çatalcıyım. Hadi tamam. Çatalcıyım. Çatalcıya gidecekmiş. Şimdi, Ümit tamam bir şey soruyor. Ne soracaksın? 6 yaşında futbola başladığınız zaman size en çok neyi öğretirler biliyor musun? Pas atmayı. Evet. Yani takım arkadaşı. Ya büyük takımı izlerken bak şu pas şöyle değil mi? Ayağını atıyor. Değil mi? Bu kadar basit. Ver abi. Buyurun. Abi büyük takımda oynayan oyuncular bunu şuraya atıyor ya. Doğru söylüyor. Ya benle kafa mı yapıyorsunuz kardeşim? Ya şuradan şuraya pas atamayan oyuncular var sahada ya zaman zaman. İnanamıyorum ya. Gözlerime inanamıyorum abi. Yani at Adnan abi. Al, biz Adnan, oynayalım bak. Bak Adnan abi bile bana atabiliyor şu topu. Nasıl Adnan ya abi? Al hadi gel. Bak. Kim yana atacak? Başla. Al. Hadi ama hızlı. Adnan abi babayı burada. Tempo. 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 Kızdırdı. Bir şey söyleyeceğim. Ya abi. Hassas bölge. Hocam yani. Hocama bir hocama. Sevgiler abi, o yine çıldırdın ha. Hocama soruyu sorsana bir daha, özür dilerim hocam, pardon. Evet. Neyi? Hocama bir şey soruyordun. Yani futbol o kadar basit ki ama biz o kadar zorlaştırıyoruz. Soruyordu. Şeydi, Selçuk'la ilgili yaptım tespiti sordum, onu sordum. Neydi tespit? Yani çok geriye gitti yani, bu kadar yetenekli bir oyuncu, meziyetli bir oyuncu. Evet. Geçen sene ve bu sene hiç yok gibi. Bayağı geriye gitti. Bir takımı da kaybetti. Kendi özgüvenini de kaybetti diye düşünüyorum ben. Çünkü yaşadıklarından sonra iyice geri kaçtı. Geri gitti. Sonucu etkileyecek yetenekleri var. Oyunun gidişatını değiştirecek yetenekleri var. Fakat risk almıyor. Risk almadığı zaman da benim için lider oyuncu olmuyor. Yani lider oyuncu risk alıyor. Yani. Yani gelmek istediği nokta o zaten. Güreşte de kaçak dövüşçü de hemen lider, hakem gelir iddiarı verir. Lider oyuncu, yere indirir. Lider oyuncu risk alır. Lider hakem, marka hakem risk alır. En zor kararları, en zor şartlarda, en ağır şartlarda bile veren hakem, marka hakem olur. Yoksa kıyıdan köşeden idare et, ona düt, buna tamam, sarıyı da idare et bir sözle veya kırmızıyı da sarıyla geçeyim diyorsan kıyakçı hakem oluyorsun. Ama marka hakem olacaksan idare edeceksin yani, yöneteceksin. En zor kararı verecek yürek, cesaret, bilgi, birikim, donanım olacak. Bu arada hakem demiş ki Bülent Yavuz, eski MHK başkanı, çok ciddi bir ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Ona buradan geçmiş. Bugün ameliyat öyle oldu omzundan. O büyük geçmiş. Çok ciddi bir ameliyat. Omuzundan gelmeden ciddi bir yani bir tümör mü vardı? Evet, orada bir ur varmış. Uru almışlar. Dolayısıyla bayağı ağır bir ameliyat. Geçmiş olsun o zaman. Konuştum programı Ankara'da oldu. Ankara. Programa girmeden önce konuştum kendisiyle. Geçmiş olsun dedim. Bugün mü olmuş ameliyat? Bugün daha yeni. Çıktı yani, ve konuştunuz. Evet yani. Daha savaş
Savaş girmiş Twitter'a. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Neye girmiş? Büyük geçmiş olsun tabii hocama, büyük geçmiş olsun ama Savaş Twitter'a atmış ya, ben aslında pazartesinde sakladım da pazartesinde daha da büyük güzel sürprizlerim olacak. Bir şey söyleyeceğim, bana acayip bir şey atmış, ben onu anlamıyorum bu Twitter işinden. Savaş bir şey yapmış, bir şey göndermiş. Ne o? Muz büyük, muz kabuğu gibi bir şey, muz var. Neyse onu sonra konuşayım, bir şey soracağım. Nasıl soru? Gökmen Özen'e. Bizi niye bitirdin? Sen yıldız oyuncuları biraz şeysin, daha böyle çok pozitif bakmıyorsun. Yani daha çok eleştirirsin yıldız oyuncuları. Snyder de geçen sene oranla bu sene bir yükseliş var mı? Kaçak gibi oynuyor kardeşim. Snyder'dan ben ceza alanı üstünde. Yani o ileri, yani şeyin, Eren'in tam arkasındaki oyuncu olarak Eren'e daha yakın oynamasını ve attığı şutlarla Galatasaray'a puan kazandırmasını istiyorum. Nerede eski Snyder ya? Şut bile atamayacak halde gerilere geliyor falan, gelmesin kardeşim. Sonra Raykering midir nedir? Raykering. Ezberleye 1 milyon tane isim, hangisini ezberleyeceğiz şaşırdım zaten. Ya kardeşim, sen Galatasaray takımısın. Defansı neden sarkık oynatıyorsun ya? Öndeki şeyle birlikte, Tolga'yla birlikte Selçuk tam defansın önünde oynuyorlar. Ya bırak defans içsin hepsini ileri. Bir an önce topla birlikte çıkın. Ondan sonra da topa baskı yapın yani. Bunu da ben mi söyleyeceğim yoksa onlar mı yapacaklar? Ya da ne bileyim, o bilgiyi hocaları mı öğretecek oyunculara? Hepsi sarkık oynuyor. Dolayısıyla Tolga da şeyde, Selçuk da geride onların önünde idare ediyorlar. İleride üçlü var onların önünde, üçlü. Bir de Eren var ileride. O kadar. Onlar bir şey yaparsa yapacaklar. Mesela Tolga tamam, çok koşmuş etmiş falan. Kardeşim sen atletlisin ya. Sen ben cezaların dışında şut falan at, bir şey yap ya. Ha, Selçuk tamam geride idare ediyor. Yana ver, ortaya ver, abi, geri ver, ileri ver. İleri dön. Yok abi. Kaleyi bulamıyor. Sevgili kardeşim öyle ya, bıraksınlar ya. Bıraksın, onda güç yok ya. Hiçbirinde güç yok ya. Topa vuruyorlar. Avrupalı vurduğu zaman tribünleri, kaleyi tutmasa bile tribünlerde herkes arazi oluyor. Bizde abi vuruyor kale, pıt 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 pıt. Ya Snyder'den memnun değilsin. Yok abi, o diyor. Tolga'dan da diyorlar iyi falan diyorlar. Selçuk, Tolga, Snyder. Kim peki iyi? Hiçbiri iyi değil abi. Hiçbiri. Bir Eren işte ara sıra çıkıyor, harika goller atıyor. Bu yani. Bu. Mesela şöyle söyleyeyim sana ben. Bu Eren'i Beşiktaş transfer etseydi, anladın mı? O şeyle ne derler? Gökhan'la Caner'i, tabii Fenerbahçe'deki performansı olacak. Anladın mı? O kanattan böyle getirdikleri toplarla var ya, tarihi rekor kırar, gol rekoru kırar. Öyle bir oyuncu yani. Çok Eren. Beğeniyorum Eren, evet. Abi, yalnız kalıyor. Senin düşünmen ne şey hakkında? Yalnız kalıyor Eren, ceza alanı için. Yine bir fırsatçılığını gösterdi ama onun dışında sağda yok gibiydi. Şimdi yani şöyle bir şey, ben sen Eren'i topla buluşturmazsan, Eren gol vuruş yani, gidip Eren'den oyuncu geçecek, çalım atacak diye bir beklentiye girersen giremezsin. Ne yapabilir? İşte mesela onun yanında ki forvet oyuncuları çok akıllı olması gerekiyor. O mesela Musa'ya topu attığı zaman o kafaya çıkıyor, uzatıyor topu. Her arkaya giden toplar aslında atak olabilecek pozisyonda toplar. Ama orada Bruma ve Yasin bugün giremediler. Ama bu şey Eren de derdi yok da şöyle bir şey, meziyet var. İnanılmaz kafa topu hakimiyeti var ve ceza sahası içinde iyi vuruşlar yapabilen bir oyuncu. Ama sen onu topla ceza sahasında buluşturamazsan bu oyun sana katkı sağlayamaz. Çünkü sırtı dönük çok top saklayan bir oyuncu değil. Ümit, bir de sevgili kardeşim şu var, tek başına kalıyor. Tek işte hani sağ taraftan sol taraftan ortalar giriyor. Bugün, Buramada bugün bazı pozisyonlar oldu. Tek başına ön direğe mi gitsin, arka direkte mi kalsın? Bazı pozisyonlar oldu bugün maçta. Yasin ya da Bruma kanattan bindirdi. Çizgide buluştular topla, orta kesmediler. Yani orta, yani Eren birebir kaldığı pozisyonlarda Eren'in değerlendiremediler. Ortayı kesse belki Eren santraf olduğu için koşu yaptığı zaman defans oyuncudan daha avantajlı durumda olacak. Ama buluşturamadılar. Sen Eren'in topla buluşturamazsan Eren'den bir şey bekleyemezsin. Eren Bruma gibi alır topu taşır mı? Taşıyamaz. Taşıyamaz işte. Son vuruşu yapar değil mi? Son vuruşu. Ama topla buluşmazsa... Ama havadan ve yerden iyi vurur. Nasıl? Yani havadan da yerden ama de iyi vurur. Ama son vuruşu. Yani bitirme noktasında tabii. Eren var. Doğru mu? Onu söylüyorum. Aynı topla tabii. Buluşturamazsan o Eren sana katkı sağlayamaz. Sıfır. Yani bir santrafor ne kadar pres yapabilir? 90 dakika bu oyuncudan da pres de bekleyemez. Çünkü o zaman vuruşa gücü kalmayacak. Takım kurarken demin de söylediğim gibi. Ama 5 maçta 5 gol oldu. 5 gol attı. Doğru. Yani hazır. O zaman takım oluyor. O zaman takım oluyor. Aynen. Bir şey ben Bruma gibi top beklemem. Hazır. Alsın da sağ taraftan. Bak, bak şurada şimdi şu an şöyle bir göstereyim. Bak şurada şu an E harfi çıkmaya başladı. R harfi çıkıyor. Mustafa hocam biliyorsun iddia var, biliyor musunuz?
Ne iddiası var? Adnan Aybaba lig başladıktan sonra dedik ki. Evet. Eren sıkıntı var hocam. Gökmen abi sıkıntı. Eren 7 gol atamaz dedi. 8 gol atarsa dedi sezonda. Ben dedi ne istiyorsanız yaparım dedi. Ümit dedi ki o zaman ve o şey Eren'in formasını giyer misin dedi. Eren derdi yok Galatasaray'da. Hocam evet. Şimdi Almanya'daki 2000 performansına 15'ten aşağı gol atmaz Eren bu Galatasaray'da. Kaç? Şu anda 5'i 15. buldu. Hocam, peki atamazsa atarsa ne giyecek? 7 atarsa Eren ne giyecek? Adnan iddiayı kazanmış 15'in olur. 8 atarsa Ümit kazanmış. 8 atarsa Ümit kazanacak. 15'in tamam. Altında kalmaz Eren. 15'in üstüne belli çıkar. Olmaz işte, üstü atabilir mi 3 tane daha? Atar mı 3 tane daha atabilir mi? Belli maçta mı atacak nedir yani? Yok, 34 hafta için. 34 hafta. Ne yapıyorsunuz ya yuk yani. Sen ciddi misin? Seviyorum bu Gökten abi çünkü böyle. Valla ciddi mi? Öyle dedi. Hadi ya dalga geçin. Yapmayın ya Allah aşkına. Ya bu iddiayı. Karıştı o gece. Gece saat 2. Minimum 15'in üstünde. Tamam bir şey demiyorum kabul. Uyurken rüyada konuştunuz yani. Minimum 15'in üzerinde böyle. Ben de 4'e 10 kala var benim. 15'in altında kalmaz. Sabah 4'e 10 altında. Kalmaz. Gökmen Azak Mustafa Hocam 15'in altında kalmaz diyor. Kalmaz üstüne çıkarıyor. Ben nereden bak 15-20 arası gol atar. Yapma ya. Ümit. Bana sormana gerek yok zaten ben boş boşuna iddiaya girmedim. Yani ben zaten baştan beri güveniyorum. Tamam o iddiaya geçtik. O iddia geçerli de. Senin düşüncen ne olur? Gol kralı olur mu? Ya onu bilemem. Yani futbolda yarın bir gün ne olacağı belli. Allah muhafaza. Sakatlıklar var. Bu Allah korusun. Yani her şey olabilir ama büyük yani nazar değdirmemek lazım. Öyle şey olmasa Allah korusun. Şu an iyi. Hayır. Nazar değmesin. Öyle bir şey yok. Vallahi iyisi yok. Yok yok. Gözüme bak. Gözüme. Allah Allah falan alakası yok. Gözüme bak gözüme. Bunu söylerken gözüme bak. Hayır nazar değmesin Gökhan. Gözüme bak gözüme. Ümit dedi nazar değmesin ben de değmesin dedim ya. İstemem. Gözüme bak bunu söylerken. Evet. İçten söyle şimdi. Nasıl içten? Ne içten söyleyeceğim? Nazar değmesin. Söyle nazar seviyor musun? Nazar duvarsını hak etti mi çocuk? Etti. Seviyor musun? Nazar duvarsını. Seviyor musun? Acısın ya. Biliyorum. Seviyor musun Ümit Karan'ı? Seviyorum. Gözlerinin içine bak. Aşk böyle söyle. Lafları filmi çekiyor. Söyledim. Program başından beri birbirinizi öyle abi, seviyorsun bak, ki inanamam. Adnan abi karşımda oturuyor normalde. Ben biraz tedirginim yanımda olduğu zaman. İlk defa mı böyle yanımda? Evet böyle evet. Yani karşımda değil. Ben geldim de oldu. Gel bir işe. Yok hocam canım. Yani biz böyle normalde karşıcı yani şimdi neden biliyor musun? Cristiano Ronaldo'nun ayak parmaklarını inceleyen ondan sonra hani oje böyle. Sürmüş. Oje sürmüş. Hani bu erkeklerde bazı şeyleri değişik görüş açısı var ben. Bazen Adnan abiden korkuyorum yani. O yüzden yanıma almıyorum. Hep karşımda olsun istiyorum. Bir de hangi anlamda korkuyorum? Ya bu böyle bir şey var mı ya? Ya. Hayır abi sen şimdi benim burada. Tespit eder mi? Ha, yani Allah muhafaza yani bir şey görsen söyleyeceksin yani. Hadi biz G'ye girdik işte. Ama Karabük'te bir kosmetikçi Adnan arkadaşım var benim. Diyor ki hasılat nasıl yani ekonomik durumu sordum. Ben nasıl gidiyor? Dedi. Çok iyi abi dedi. Çok şükür. Dedim ki böyle hatta biz hem dedim yani bayanlara hitap ettiğin için çok kasa sağlamdır falan dedim. Yok abi dedi erkekler daha fazla alıyor dedi. Normal yani. Hayır ruj manikür pedikür yaptırırsın ona bir şey demiyorum ama ruj. Kozmetikçiden bahsediyorum. Şey bir şey de oje sürüyor ya ruj ne ya kafayı gitti. Oje sürüyor. Oje sürüyor. Oje mi yoksa parlatıcı mı sürüyor? Hayır parlatıcı abi benim elimde atar. Tırnaklara vitamin. Hayır. Baksana ya burada. Bu parlatıcı. Bu var ya. Tamam. Bu oje değilse. Bu oje. Ya bir dakika yakışıyor mu? Dakika, bu parmaklara niye böyle? Oje değil mi? Koruyucu bu. Oje hocam. Gökmen abi dediği şey. Bravo Gökmen abi. Bravo. 6 hafta, haftadır aynı koruyucu mu koruyor? Neden koruyor? Sen depremden mi koruyor? Aynen. Hani neden koruyor? Mikroptan koruyor. Hangi mikrop? Mikroptan falan mantar. Adnancığım kıskanıyorlar seni canım. Abi evet. Elin nereye sokuyorsun ki mantarı? Kesin kıskanıyorlar. Ya bunu... Abi. Mola alabilir miyim mola? Sıcak tatlı bastı. Ya sen var ya. Sen abi bomba oldu ya. Bir daha ben burada hayatta olurum. Ümit kendini açtı ya. Ümit kendini açtı. Hakikaten açtı ya. Sana ne oldu ki? Ama Adnan Aybaba da kendini açmış abi ya. Koruyucu mucu. Allah bravo. Koruyucu değil oğlum. Tırnakların düşmesin diye o şey vitamin. Vitamin abi. Tamam, kesinlikle. Bitti yaptırıyorsun ulan. Evet aynen öyle. Ya abi. Evet. Abi sen yorumcuyken neden Ümit Karan'ı çok eleştiriyordun? Kim? Ümit Karan futbolcu sen yorumcuyken. Yok ben hiç Ümit'e öyle eleştirmedim hiç. Sen beğenir miydin golcünü? Tabii. Sizden iyi golcü müydü? Bu şartlarda daha iyiydi tabii. Ben şunu merak ediyorum. Ben şunu merak ediyorum. Bizim Selahattin Duman bir gün Hürriyet'te yazı yazmış. O günkü bu bileğe kadar çamur olduğu dönemlerde diyor ki o günkü oynayan oyunculardan diyor bir Can Bartu birkaç tane daha bugün itibariyle oynar diyor. Aradım. Dedim ya canım kardeşim ya. Allah'ını seversen burada dedim saha beğenmiyorlar. Yine o gün Beştaşlar galiba
Akhisar'ın sahası kötüymüş evet, ya bilmem evet. neymiş de Dartsurk diye anlatıyorlar hep hikaye. Peki dedim ya bugünkü o günkü oyuncular bugünkü oyuncular alıp o çamurun içine soksan. O top var dedim hani başar topları suyu çektiği zaman 400 gramlık top oluyor 2 kilo. Evet. Bir de yanında üstünde şeyi var. Delik var böyle yok yok delik var. Get vardı altında böyle izi çıkıyordu. Aynen öyle. Balon gibi şeyi çıkartıyorlar pompayla şişiriyorlar onu üstten bağlıyorlar içine sokuyorlar ayakkabın bağı gibi. Ondan sonra böyle böyle çekiyorlar. Çapraz yapıyorsun sıkıyorsun kapatıyorsun kafayı vurdun. Abi kafaya geldiği zaman şey var ya kafaya geldiği zaman bir tutam saç gidiyordu be. Sen ne anladın? Alçınlar var ya çamurda boğuldular. Ne yapayım yani sizin zamanındaki toplar. Yok, ayakkabılar sağlar kötüse ne yapabiliriz? Yok şimdi ben şunu iddia ediyorum. Geçmişe mi dönelim? Bugün yani? İtibariyle bak bir Cemil Turan'ı bulamazsın. Büyük Mehmet'i bulamazsın. Evet. Anladın mı? Şeyi bulamazsın. Metin Kurt bulamazsın. Osman Arpacıoğlu zor. Ne oyuncular vardı o zaman ama çamurun içinde ya ben iki kere ayakkabım çıktı çamurda ya. Koşarken gol atmaya. Birisi basmıştı çıkar abi. Ben ne koşuyorum lan düz koşarken ne bilsin biri basacak. Beni yakalayamazlar çamurda zaten. Çamurda sen ne diyorsun? Gökmen abi çamurda abi. Sırtını alır koşar. Hatırlıyorsun sanki. Efendim? Gökmen abini hatırlıyor musun? Gökmen abi yıldız ya sen ne diyorsun? Gökmen abi tarihin efsanelerinden bir tanesi. Soracağım siz kaçta olmuşsunuz? 60. 1960 doğum. Kaçta? Siz hatırlarsınız ben de çünkü son dönemini hatırlıyorum. Yani kalede Yasin, Gökmen abi baldırlar falan böyle... Felaketti yani. Biraz çok güçlü. Kuvvetli, güçlü. Var o resmi ya Savaş sen bulursun Gökmen abi böyle. O ayı bunu... Gökmen lakabına yakışır görüntüleri vardı. Ayı evet doğru abi ben alınmıyorum ki. Biliyorsun bana Gökmen ayı abi, Gökmen. Gökmen abi sen Ümit biliyor musun? anlatsana o hikayeyi. Hangisi? Yasin abinin jübilesine. Fırt'ta yapmışlardı ya. Yasin değil benim yana hangisi o ya? Jübileye çağırmamışlar diye. Kimin jübilesiydi? Yasin'in değil miydi? Yok ya. Davetiye şey, olayı. Olur mu ya? Fırtta şey bizim ya. İki tane ayı. Bak dinle bak. Çok güzel. İki tane ayı. Üste de Yasin o zaman Kozmoz'da oynuyor. Üstüne yazıyor işte. Gazetede de biz yazdıkken taraftar gelsin de Pele ile Beckenbauer'u falan getirecek diye. Milliyet gazetesinde yazdı. Hemen Fırtta yazmışlar. Kaleci Yasin Gökmen'in jübilesine bunları getirecek diye. İki tane ayı. Ok çıkarmışlar. Diyor ki bir tanesi Gökmen çok ayıp etmiş o diyor. Neden diyor? Bizi jübilesine davet etmemiş diyor. Çok güzel. Sen şu fotoğrafı. Vay vay vay. Mesela benim bir de Gökmen bak. Gökmen abinin işte. Haline bak ya. Bir de benim vay. Şey var bir de Serhat. Yakışıklı adam ha Gökmen abi. Yakışıklı he? Tabii iki kardeş. İkisi de çok yakışıklı. Bu kolye o zaman modaydı bu kolyeler hakikaten ha baksana. Evet. Evet. Altın tabii o zaman. Bu resmin altı da var ama veremiyoruz. Ne var ki altı? Bir şey yok çünkü. Altta bir... Ya yapmayın. Ya. Göstersene Savaş. Bu kadar inemiyoruz. Tamam evet o kadar. Genç gibi vallahi ama. Çakı gibisin sanki. Fırtın. Abi sen saç dünyaya gelmişsin sen ya. Ne? O zamanlar öyleydi. Hala saçıyor gibi. Abi o zaman siz koltuk altınızı almıyor muydunuz abi? Hangi koltuk altı? Ne bileyim orada sanki koltuk altında var. Yok o şey gölge ya. O gölge koltuk altı değil. Alır mı? Kesmiyorlardı hiç. Yok. Filmlerde falan bak böyle. Yok ya. Alman filmimiz gibi. O dönemde öyleydi ama baksana çok fit yani. Ağırlıkla çalışıyor muydunuz? He? Ağırlık çalışması. Sen ne diyorsun be? Börşle var ya börşle. Haftada iki gün abi. Salı ve Perşembe. Önce sabah kondisyon idmanı. Öğleden sonra halter. Baksana belli olmuyor mu? Bir de bir alt baldırlı resmi var böyle. Gökmen abi az çok göğsü yok. Tamam. Tabii o baldırlar çok kalındı. Çok kalındı. Çok baldırlar çok kalındı abi kalındı. İnanılmaz. Üst bu kadar çok değildi ama alt taraf inanılmaz kalındı. Bak üst taraf yok işte çok üst taraf yok. Rahmetli Metin abi de üst taraf. Alt baldırlar çok kalındı. Üst taraf yok. Aslan abi. Cemil, ha, üst taraf yok. Yok. Cemil abi de yürürken böyle baldırın üstüne bir sağa bir sola lap gidiyordu ya. Böyle Gökmen abi mesela yandaki Yasin abi değil mi? Yasin? O Yasin'in fotoğraftaki. Yasin Özdenek evet kardeşim. 9 ay mı aranızda? Sen büyüksün. 16 ay var ben büyüğüm. Bir tane neyse bir tane daha bir anım var. Mesela Fırt, Koca Fırt dergisinde başlık atmışlar. Otel asansör bozuk. Yazmışlar asansörü bozuk. Ben sarışın bir güzel Afet abicim bir şut atmışım kız yukarı doğru kız alıyor falan diyor ki Gökmen ne yapıyor diyor. Asansör bozuk diyor katlara servis yapıyor. Şut atarak kendini. Ya. Sen biliyorsun Gökmen abi Hilton'da turist vurdu. Ben biliyorum hocam. Penaltıyı attı. Karakola gitmiş şikayette bulmuş Gökmen abi hakkında falan. Aynen öyle Alman. Alman. Nasıl abi? Bekler mesela abi. Yine iki ayı saat kulesi falan var yine şeyde. Dolmabahçe Sarayı'nın orada.
Yine böyle duruyorlar. Bir tane top atmışlar gidiyor böyle denize doğru hız vermişler böyle. Diyor ki ayı vay diyor bugün Galatasaray'ın maçı var diyor. Nereden anladın diyor. Buralara kadar Gökmen Gökmen'den başka kimse atamadık da. Çok tatlı ya. Gökmen abi. Bakayım, kendine barışık mıyız sen? Hiç alakabı yok. Ben seviyorum abi. Ya ben bin pişmanım ya. Ulan her hafta fırtta ve şeyde ne, güzel. Ne derler? Gırgır'da, Gırgır'da abi. Her hafta ya. Nuri Kurtcebe'de şey yapıyor. Arkada Gaddar Davut vardı. Gökmanus abi. Kayalar falan var. Kafa atıyorum. Dağları mağları deliyorum falan yani. Ve hakem başarılı olması için de kendine barışık olması lazım. Tabii. Ben hatasız maç yöneteceğim. Mümkün değil. Bu hata olacak. Doğru. Yaptığın hatalarla da kendinle dalga geçmeyi becerirsen mesafe kat edersin. Eğer içine atar kahredersen mümkün değil ayağa kalkamazsın. Ne zaman kendine dalga geçmeyi öğrendim daha rahat ettim. Aynen. Çok zor çünkü o dönemde hakikaten şimdiki eleştiriler çok seviyeli eleştiriler oluyor. O dönemde baktığın zaman kulakları çınlasın belimizdeki suyu alıyordu Erman Toroğlu. Öyle eleştiri yapıyordu. Şey, yani yerden yere vuruyordu. Tabii, çok ağır. İşi, çok ağır oluyordu. Şimdiki hakem arkadaşlar biraz önerilerle birlikte eleştiri yapıyoruz ondan bile anlıyor. İnan kimse kardeşim. Artık hakemlere de öyle ya, gitmiyor yani. İşte ben biraz... Artık dalmıyor. Son bak geçen yıl bana göre tarihin en kötü hakem performanslarının olduğu bir sezondu yani. Kesinlikle katılıyorum. İlk haftadan son haftaya kadar çok kötü bir meyake, çok kötü bir performans. Ya kimler işte Deniz Çobanlar falan bir anda düdüğü astılar. İnanılmaz mesela Kasımpaşa. Trabzonspor aleyhine işte, çok ciddi hatalar yaşandı. Oldu. Çok ciddi hatalar oldu ve nitekim sonuçta da Deniz Ateş Bitnel FIFA kokartlı bir hakemimiz yok şu anda piyasada. Bu gelen göreve gelen belki ilk hafta klasman Türk futbol tarihinde ilk de belki dünyada da birlikte FIFA kokartıyla ikinci lig hakem kategorisine düşürüldü ve orada kokart takıyor şu anda. Düşün hocam. Ama kokartı alacaklar muhtemelen listelerden. Halil Umut Meler onun yerine hazırlanıyor. Kimi? Halil Umut Meler'i hazırlıyor Merk bugünkü meyake. Deniz Ateş Bitten'in kokartını alacaklar. Onlar da ne yaptı? Sezonun başında Deniz Ateş Bitten'e bir PTT Ligi maçı verildi. Ondan sonra bir daha maç yok. 5 haftadır maç yok. Bu da hoş bir görüntü de değil tabii ki. Yani bir hakemi geçtiğimiz dönemdeki merkez hakem kurulu kendi koltuğunu kurtarma adına feda etmiş oldu. Eğer her dönemde böyle hakem feda edecekse o zaman hakem kalmaz. Kurullar hakemlerin hatalarında mutlaka onların daha iyiye gitmesi için cezalarını kendi bünyesinde verecekler. Ama bir kulübe, herhangi bir kulübe şirin gözükmek için hakemini yakarsa yarın öbür hakemin kellesi istenir. O yüzden bu koltuğu vermemek için hakemi feda ediyorsan son derece tehlikelisin. Giden MHK bunu yaptı. Şimdiki MHK de ilk hafta ne yaptı? Verdi Deniz Ateş Bitleri PTT Ligi maçı. Bak biz hakeme maç veriyoruz dedi. Beşinci hafta oldu hala tık yok. Hakeme maç yok. Yapmayın. Bunu yapmayın. Bunu yanlış şeyler. İlk maçı vermediler mi ilk hafta? PTT Ligi'nde verdiler ama 5 haftada tık yok. Hiç maç yok. Çok mu kötü maç yönetti? Yok iyi maç yönetmiş. Demek tam silmişler artık. Nasıl? Silmişler yani. Silinmiş herhalde. Olacak iş mi? Deniz Ateş Bitleri o seviyeye getiren ben. Deniz Ateş Bitleri benim ne akrabam ne kardeşim. Ben bildiğim bir hakem kardeşimiz o kadar. Yani beğendiğim bir hakem de benim. Şimdi Fenerbahçe Trabzon maçını yönetiyor. İkinci yarı tekrar Galatasaray Trabzon maçını veriyorsunuz. O maçı yönetiyor. Kötü yönetti. Maçın ambiyansını, atmosferini koklayamadı. Hatalar yaptı. Hakemin defterini duruyorsun, feda ediyorsun. Bu yanlış. Bu Trabzon açısından da yanlış. Yani bugün belki Deniz Ateş Bitten'in kellesi Trabzon adına feda edildi ama yarın başka şeyler olacak. O yüzden ben inanıyorum ki Trabzon insanı da buna hoşgörüyle bakacaktır diye düşünüyorum ama diyecek de bir şey yok. Hoş bir davranış değil yani. Bu ben Galatasaray, Galatasaray Trabzon maçında hani evet. Kırmızı kartı aldı gösterdi. Evet, Salih. Salih Dursun. Bir de Aykut Demir hakeme şunu diyor. Dışarıda görüşeceğiz diyor yani. Anladın mı? Ayağına sıkacağım senin falan gibi laflar ediyor. Bu devirde onlar geç. Canım kardeşim şimdi sen demiş hakeme ama. Hakemlere bu şekilde sen ya sen alıp şeyi gösteriyorsun. Nedir o? Kırmızı kartı hakeme. Sen Trabzon taraftarı alıyor orada sokağa oyuncunun ismini veriyor ya. Omuzlarda karşılıyor. O da hoş bir şeydi ya. Bak biz, ya olacak iş değil ya. Biz Trabzon'da da ben çok maç yönettim. Hatalarımız oldu. Kötü maçlarımız oldu ama ben her gittiğimde sevgiyle karşılandım. Sevgiyle uğurlandım. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Yani Trabzon halkı kötü bir halk değil. Çok futbolu çok seviyor. O dönemki başkanda sıkıntı var. İkinize de şimdi soracağım. Ümit, hoş şey değil, sana göre bundan sonra Galatasaray'ın yol haritası nasıl olacak? Bu şu anda mesela bu beraberlik moralleri bozmuş mudur?
Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yani 2-0'ı koruyamamak biraz şey yapmış mıdır? Ya burada her kişi, yani her oyuncu ve teknik özellikle ders alması gerekiyor. Yani Galatasaray gibi büyük bir camia, yani fırsat varken maçı 2-0'dan 5-0'a getirmeyip neredeyse maçı verecek duruma düşmemesi lazım. Yani bana göre ilk yarı hakikaten farka gidebilecek bir Galatasaray vardı sahada. Yani 2'yi bulmuşsun, 3'ü de bulabilirdin. İlk yarıda koparabilirdin maçı. Kopartabilirdin maçı. Yani bunlar neden yapmadık? Maçı verseydin ne olurdu Galatasaray 3-2? Ne olacak, yine aynısını konuşacaktık. Ne olacak? Bence çok sarsıntı olurdu. Sarsıntı olacaktı. Kimi sarsa... Yani bence şu an kimi Hollanda teknik adama karşı güven şey olurdu. Bir bunalım olurdu. Şimdi bu ligi zaten, nasıl götürecekler bilmiyorum. Galatasaray sayfalarındaki yorumlara bakıyorum hak teknik direktör hakkında. Seviliyor. Çok beyefendi. Biliyorsunuz lakabı da ondan takdir. İşte ben mesela birkaç kere böyle gördüm. Herkes de teyisle böyle aynı seviyede görüşüyor. Yani hiç kimse kimseye ait etmeden bir insan yapısına sahip. Tamam, güzel bir karaktere sahip. Ama bu müdahale, yani maç esnasındaki müdahaleler bu şekilde devam ederse o zaman tabii seyirci bir müddet sonra tepki koyacak. Mutlu. Çünkü artık Türk futbolu seyircisi de maçı yorumlayabiliyor. Ya bu çok önemli. Eskiden niye yorumlayamıyordu? Çünkü maç izleyemiyorlardı. Şimdi kaçıyorsun İngiltere Ligi. Bir pozisyon varmış. Bir bakar mısın? Taliska'nın tokat attığını söylüyorlar Yasin'e. Ya bu enteresan. Ben bunu soracaktım hocaya. Hemen şöyle hızlı geçelim. Burada tam da hakemin önünde olan pozisyonla ilgili. Bir bakalım şu maçın 54. dakikasında. Şu Taliska kızıyor bir pozisyonda Selçuk'ta girdiği şeyden sonra. Önündeki Yasin'i böyle boğazına veya kulağına doğru. Sarı kartlık bir pozisyon bu. Sarı kart. Ben hakem olsam buna sarı kart vermem. Anladın mı? Bu kadar. Kalıbından utandım. Bunlar futbolcu ya. Şu harekette yani şu bu kadar yere kendini atar mı? Vermem ya. Yapma. Gitmen abi. Arkadan yapma. Ya bu kadar da Beşiktaş'ı kardeşim. Ya ne yaparsa yapsın. Yumruk mu vuruyor ya? Abi bir daha lütfen alır mıyız ya? Hadi git ya. Ya yapma gözünüzü. Ensesine şöyle yapıyor ya. Nerede tokat atıyor? Bir göster. Vermem diyor işte. Benim gözümü koruyor buraya. Hakemleri yerin dibine soktunuz be. Vermem diyor. Vermem diyor. Ne diyorsunuz ya? Bir dakika. Sinirlenmeye gerek yok. Bu kart, pozisyonu bak bir dakika, ben böyle aç. Ben sen bu pozisyona kart vermeyeceksen her gün sana bu pozisyonu yapayım o zaman. Sana her gün bunu yap. Bir dakika şu pozisyonu bir daha görebilir miyim? Mesela şöyle yapayım. Bir dakika yapma abi. Kardeş, ben burada bir şey yok demiyorum ama burada kartı... Ya bir daha, bir daha görebilir miyim? Ama sen pozisyonun içinde olmayan bir adama geliyorsun işte topun oradan geçerken... Pozisyonu bir daha göster. Bir daha bir bakalım. Bir daha bakabilir miyim? Kulak zarına gelse... Kulak zarına gelse ne olacaktı? Bir daha bakalım. Bir dakika Ümit'ciğim bakalım. Ya o kadar da yapma be Ümit be. O kadar da bak şimdi. Ya, abi oyuncular ya. Çok hassas oyuncular o abi. Oyuncular hassas. Ben oyuncuları kollamamız lazım. Tamam kolla bir dakika. Kollaya kollaya zaten anaokulu gibi oldu. Hadi çocuğum bakalım hadi yavrum. Abi şurada. Hadi evladım. Bak şimdi. Gel. İkili bir mücadele. Evet hocam. Şimdi tamam sen için yaptı hareket. Tamam. Çaktı. Bakalım hocam. Evet. Buyur hocam. Nasıl abi? Yapma be. Şöyle yaptı ya. Bir dakika. Bir dakika bak şu açıdan bak. Şöyle yaptı ya bak. Bir dakika bak. Ensesini orada. Ah enseden gitti. Kulakları şey patladı. Yok Adnan abi. Nerede patladı? Adnan abi öyle yapmadı. Ay çok sert vurmuş ya. Ay canım benim. Böyle yaptı. Yok şey dedi. Nerede tıraş oldun ben de oraya gitmek istiyorum demiş. Şöyle diyelim mi? İzin verirsen söyleyeyim mi? Buyur hocam. Sıkıntı olmuyor biraz. Hakikaten abi biz senin her şey hoca varken sen niye her şeyi yorumluyorsun abi? Sen kimsin ki? Ne oluyor? Çok böyle konuşuyorsunuz abi ya. Yani... Şaka yapıyorum. Bir dakika ben de bir şey demiyorum. Hocamı dinleyelim. Yorumlu hocam. Buna desem ki kemiksiz kırmızı kafayı yersin değil mi? Yapma hocam. Vallahi değil, gözün. Değil. İçin rahat olsun. Bitir mi hocam bizi yani? Bu tip biraz... konuları onlayıp şimdi... kesinlikle hocam. Adam içeriden şeyle çıkardı, elle çıkardı ya. Golü engelledi Ali Sami Yen'de. O zaman bu dedi ki takıyorum. Kesinlikle penaltı değil. Gözlük takıyormuş. Şimdi bu pozisyon... Uyarıyla geçiştirmesinden kabul edebilir miyim? Şöyle 53. dakika 0-2 Beşiktaş mağlup. Doğru mu? Yine idare et pozisyon. Yok 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 gelmek istedim. Tolere edilebilir bir davranış şekli bu. Niye? Ev sahibi takım 2-0 mağlup. Ev sahibi takımın oyuncusu Taliska arkadan çekilmiş. Selçuk tarafından. Bir sertlik var. Hakemin oraya depresi olana kadar hareket geliş. Daha önleyici hakemlik yapıp depresi olup çabuk girse araya belki o da beklemedi bunu. Önleyebilirdi. Öbür netin maksimum sarı kart çıkar bu pozisyona. Maksimum. Maksimum o da. Yani peki, o hareket tokat değil. Selçuk'a sarı kart gerekir mi? Çekiyor adamı oynatmıyor. Evet. O da sarı kart kullanabilir hakem. Niye? Çünkü
Dönmüş top siyah beyazlı oyuncular. Yani yine değil mi? Topu böyle önüne alıp ya, sevgili hocam şöyle oyna. Çekmekle kurban olayım. Bak, ya. Bir dakika. Şöyle çekmekle pozisyonun bozulur mu ya? Abi şimdi Allah'ını bir fotoğraf getirin. Bak şimdi bir fotoğraf getirip farklı yorumları. Bir de maçın akışı içerisindeki ambiyansı vermeye çalışıyorum ben size. Tamam. Çünkü bu farklıymış. Yani bu yaşamak pozisyonda farklı. Ben sarı kart verebilirdim. Verebilirdim daha diyor. Fazlası işte. Olmaz ama. Daha fazlası kırmızı, olmaz. Kırmızı o kadar sert vurmadı ama biraz daha şiddeti atsaydı kesinlikle kırmızı kart olurdu. İkincisi tabii ki mesela ben Eren'in yedi diz darbesi daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Net sarı kart hareket. Ya en azından sarı kart. Net sarı kart. Kaçın dakika hatırlıyor musun? 45. İlk yarının sonuna 45. doğru 44-45 arası. 45'te de ben şeyi istiyorum eğer bulursanız 27'de Hakan Balta Cenk bana göre foul vardı o pozisyonda. Hakem devam ettirdi. Hayır o 27'de. Ben o pozisyondan 26'dan 27'ye girerken. Uzun top atıldığı pozisyondan mı bahsediyorsun? Hayır değil. Yok 26'dan 27'ye girerken onun dediği pozisyon. Evet 26'dan 27'ye girerken. Çok Cenk kritik bir ayağını yani. Takıyor. Bak iki santraforda bak Beşiktaş'taki iki santraforda ayağını takmak. İkincisi ikinci yarı ceza sahasının etrafında bir tane free kick aradı. Bak bu santrafor hareketidir. Ayağı takmak santrafor hareketidir. Ben onu bizden kaçmaz. Gökmen abi de burada, ben de burada. Biz o ayak takma işini iyi biliriz. Yanlış mı abi? Yani ne zaman topu kurtaramıyorsun ayağını takman lazım ki faul alayım. Çünkü topa yetişme şansın kalmıyor. Top faul almak istiyorsun. Faul almak istiyorsun. Burada tabii, kimse yalan söylemedi. Bunlar daha iyi bilir hocam iki santrafor. Mesela 34'te olacağı hakeme yardımcı hakeme. 37'de yine vuruma. Bak o pozisyonu hatırlıyorum. Olcay'ın yaptığı orada faul falan yoktu. Yardımcı hakem işgüzarlık yaptı orada. Evet. Olcay İkili bir mücadele. Bu seviye bir müsabakada. Bırakın bu seviyeyi. Evet, PTT liginde. Faul değil. Topa, topa vurdu orada Olcay. Faul değildi. Bir de hakem önünde yani. Yardımcı hakemin 2 metre önünde senin ne işin var? Faul kaldırıyorsun. Futbolcularına doğal olarak yani bir şey yok diyor. Biraz tepkisi kafa kaçabilir ama hakaret yoktu herhalde. Sadece bakışlarıyla. Olcay da yapmaz hocam o zaman. Öyle de bir mesela karakter var açıkçası. Ama kesinlikle faul yok. Schneider'in pozisyonu bana göre %100 sarı kart. Doğru sarı kartı Şener'de çıkan. Doğru sarı kartı. Makasladı ya. Evet, o sarı kart net doğruydu. Göstermediği sarı kartlar var. Evet. Bir de topu oyunda fazla tutma arzusu oynatacağım. Ben. Hocam kaç puan verirsin? 8-2 verdim zaten. 8-2 ne yapıyor? Haftaya devam. Haftaya 8-2. Devam eder. Ya, devam tamam eder. Hocam. Demek ki. Yani vasatın üstüne çıktı. Derbi için kabul ama gören. Vasatın üstüne çıkmanın sebebi futbolcular da vardı biraz. Ha bazı futbolcu çok itiraz etti, ona çok izin verdi ama genel anlamda Galatasaray'ın futbolcu çok sert oynamadı bugün maçta. İyi maç zaten dedim ya yani Galatasaray Beşiktaş yani maçları çok böyle hani böyle şu ona gitti buna yaptı. Atmosfer hani, daha yumuşak. Horoz kavgası olmadı ya bugün. Yani çok hepsi. İşte hani futbolcular birbirine girmedi. Girmedi. Ya mesela Buruma bir ilk yarı bir topla oynama orada bir çıldırtma. Yani ondan sonra o da bıraktı. Yani abi eskiden bir faul çalıyorduk 10 kişi üstümüze geliyordu bizim. Yani şimdi bakıyorum öyle yok. Hakemler şanslı. Hocam özür dileyebilir miyim? Samimi söylüyorum şanslı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bak Serhat'cığım. Şimdi Ümit kardeşim bak tekrar söylüyorum ayıp oluyor. Buradan Twitter'dan bir şey atmış benimle ilgili. Habire buraya şey geliyor. Ben bu Twitter'ı çok anlamıyorum. Ne atmış? Bir görüntü mü? Beni rahatsız ediyor. Bak herkes yazıyor abi. Nerede? Ya da bu telefonu koyalım böyle kullanmayalım o zaman. Kullanmıyorum da zaten. Mesela hocam siz kullanıyor musunuz sosyal medya hesabından mı? Twitter'dan bir şey atmış hocam. Ne atmış sen? Valla ben hiçbir şey atmıyorum. Ne görüyor? Sakin var. Buz gösteriyor. Muz götürüyor. Bir şey yapıyorum muzda. Abi ben Anamur'daydım. Muzla ne işin var? Anamur Belediyesi'nin davetlisi olarak gitti diyebiliyorum. Tamam muzla ne uğraşıyor orada? Bize muz getirmiş. Ya bana yaz. Ben okuyayım. Şey, yayındayız ya şey yapamıyorum ama. Aç bakayım ne gösteriyor. Millet diyor ki muz attı sana diyor. Muz gösteriyor diyor. Bilmem ne. Bak muz sağlıktır. Muz sağlıktır. Bütün evet, üst düzey sporcular müsabakana sırasında bir dakika, muz sor tüketir. Ümit'e her maçtan sonra soyunma odasından muz yiyerek çıkıyor. Abi, maç hocam sonrası... bu kadar muz yersen ben ölürüm hocam. Dünya kadar muz gösteriyor burada. Nereden sen peki, daha önce göstersen. Abi muzda başka bir şey var orada. Ne demek? Ne yani? Ne var? Aslında şöyle. Kocaman muz. Ben sana pazartesi. Varsa gösterse Twitter'a. Bir dakika abi bir dakika. Tamam. Ben sana pazartesi. Yani ben şimdi Anamur'u gezdim. Orada dostlarımı ziyaret ettim. İyi yaptın. Tamam mı? Oradaki en önemli şey ne biliyor musun Anamur'un? Yani yerli muz. Republic of Banana diyorlar Anamur'da. Tamam. Tamam yani muz cenneti. Yes of course. Bilirsin sen onun İskenderun evet. Çocuğusun abi. Tamam biliyorum zaten. Ha. Yerli muz ben de hayranıyım. Ha. Çikita değil. Tamam ben de oraya ziyaretten muz seraları gezerken. Çikita muz, çikita muz. Aydan mı gidiyor? Beni de aradı. Sana... Buzu ister misin? Hadi içerim dedim. O ayıp bir şey ama değil ki. Ama orada bir şeyler konuşmuş. Twitter'da öyle diyor. Senin Ümit Kanal senin hakkında bir şeyler konuştu. Muz gösteriyor. Ya belki espri yapmıştır abi. Bilmiyorum. Ya sana video çektim abi. Ah. Buyur. İşte bak bu çikita muz. Bu ne abi? Tam yarın göstersin ya da. Yani Telegol'ün Twitter sayfası da var bunu izlemek isteyenler. Burada bir şeyler söylüyor. Oh, bak konuşuyor bak. İşte duyamadım sesini. Ben de duyamıyorum.
Bunlar ham muz mu ya yoksa olmuş mu? Ham nasıl bunlar olmuş? Hazır şu an. Bunlar paketlenip yenilecek mi bu? Yeşil süre sonra tam sarılacak. Yeşil muz yani tam koyu. Bak bak konuşuyor ne konuşuyor görüyor musun hocam? Televizyon Twitter sayfasında merak edenler izlesinler bulsunlar. Zaten bunun pazartesinin siparişi verdim. Pazartesi geliyor. Muz. Kasa kasa tabii. Kasa kasa gelecek. Merak etme. Burada tabii Anamur halkına teşekkür ederim. Özellikle Ali Kotancı abim var orada. Büyük bir inşaat yapıyor orada şu an bir sitede. Kolay o beni davet etti aslında. İşte belediye başkanlığını falan hepsini ziyaret ettik. Detaylı zaten pazartesi anlatacağım sana abi. Ama bu videoda bir şey yok yani. Sana bak orada bir şey sen... Hayır öyle geldi. Daha önce Gökmeler'de canlı yayında muz yemişti. Erman Toroğlu yedirmişti. Yani orada bile aklıma geldi. Yedirse tamam yedi. Muz sağlıktır yani. Tamam bir şey demedim. Yani sesini açmıyor Savaş. Biraz şey olsun. Şey, yani. Tamam yarın versin ya. Takip etsen oradan baksın. Tamam, oradan her şeyi burada vermeyelim yani. Verme. Daha yarın program var. Bu muzun sonu sıkıntı hocam. Biz seyretmiyor. Tamam bunu. Çikita muz. Telego çivi de var orada Twitter adresinde. Çikita muz ya. Oo, bayılırım yani. Yok abi Anamur çok iyi abi. Hep Adana mı getirdin bize hiç getirmedin mi? Bana mı geldi? Bunun hepsi benim işim. Oh. Pazartesi yolu yarın yeriz akşam. Bir de enteresan var. Ziyaretini de yaparsın. En bombası ne biliyor musun? Karan muzlar. Yani adam hani şirketin adı Karan. Valla. Bir şok oldum. Yemin ediyorum sana getireceğim etiketini de getireceğim. Karan muzları satıyor. Dünyanın birçok yerine satıyor biliyorsun buradaki muzlar. Tabii ama inanılmaz lezzetli ya. Zaten ilk an gittim belediye başkanı ilk bana muz uzattı. Dedim Allah Allah ne oluyor? Çok güzel bir şey ya. Bir de buna küçük muz ya daha lezzetli. Büyük muzları ben sevmiyorum. Ay baba daha geldiğinden beri Beşiktaş'la ilgili tek yorum yapmadım. Bir de Beşiktaş'ı anlattım. Var var çok önemli yorumlar var. Şimdi geçelim. Muzdan sonra buna geçelim. Şimdi bak. Şenol Hoca kaleci antrenörü yıllarca saygı duyuyoruz. Doğru mu? Oradan gelmiş milli takımdan sonra. Hiç kaleci antrenörlüğü yaptınız mı? Kalecilik yapmış. Yani. Kalecilik yapmış. Şimdi burada şu iki tane tehlikeyi seziyorum. Bir kalede bir Fabri oynuyor. Bir Tolga oynuyor. Şimdi defansta hemen hemen defansa oturtmaya çalışıyor. Ama bence... Bu saatten sonra Tolga oynar mı? Şimdi bak bir şey var. Hayır. O zaman Fabri oynasın. Tamam işte bu saatten sonra Fabri oynar. Tamam onu soruyorum. Benim görüşüm tamam, bu. Defansı ne yapmaya çalışıyor? Oturtmaya mı? Koşacak oğlum neye oturtuyor ya? Abi şimdi bak. Ne oturması oğlum? Şey söyleyeyim. Şimdi Marcelo Tosic, Gökhan ve Caner. Bunun ideal şeyi. Lan tamam ne ideal oğlum? Ben de mesela Dinamo Kiev maçında şeyi oynatacak. Tolga'yı oynatacak. Böyle yapacak ama bu yanlış. Çarşamba günü. Böyle bir şey yok. Bir iki kaleciyle bu kadar oynanmaz. Kaleci hep oynayacak. Mustera oynuyor mu? Galatasaray'da. Evet. 5 yıldır 6 yıldır hep oynuyor. Evet hep Galatasaray'ı kurtaran adam. Ya kurt abi. Fener, şimdi sen öyle bir adam varsa kalecin hakikaten Ermaz seni kurtarıyorsa tamam. Gidip yedek kaleciyi oynatır mısın? Bu ama bu yeni moda oldu. Ne modası oğlum? Bir Tolga oynuyor bir Fabri. Yani ne demek ama ikisi de şu anda yani çok güven vermiyorlar. Vermiyor bu kadar. O zaman birine karar kılmasın. Hangisinin daha iyi olduğunu? Karar kılmasın. Her iki kalecinin hangisi Mustara? Hocam ikisi de değil kabul ediyorum. Tamam, o da daha iyisini daha formda olanını arayışı içerisinde. Hocam arayışı olduğu zaman Beşiktaş'ın daha rahat. Hatası var mıydı Fabri'nin yediği gollerde? Temmuz abi ya. İlkinde top Caner'in sırtına çarpıyor, direğe ya vuruyor. Ya onda yoktu ya. Orada bir şey yapamaz. Onda bir şey yapamaz. Yani. İkincisi de yapamaz. Vurma çok klas vurdu. Ama bir Mustara, yani Mustara da iki tane o kadar övülüyor ama iki tane gol yedi. Hocam o da yedi iki tane gol. İşte gol yedi. O da iki tane gol yedi. Ya tamam o da çıkardı. Cenk'in topu çok etkili bir şut değil mi? Cenk istediği vuruş yapmadı ki o topta. Yapamadı evet. O işte çatala gitti ya kalecinin ay, kaleci, bir şey söyleyeceğim şu pozisyonlarda ya şu pozisyonlarda Mustera sana taş olur abi. Ya soruyorum yani. Soruyor soruyorsun abi nasıl çıkaracak abi? Her şey Mustera mı çıkaracak? Biraz da defans çıkarsın ya. Şimdi mi sana bir şey soracağım. Bunu İlk golde bir defa defans hepsi uyumuş. İki oyuncu yükseldi. O vurmasa öbürü vuracak. Bak. Bak Cenk Tosun'un bir tane pozisyonu var kafa vuruşu. O vurmasa arkasında siyahi oyuncu giriyor. O vuracak. Hangisi hatırlamıyor? Barcelona'nın attığı golde şeyle Tarisca ile beraber mi yükseldi? Tarisca ile beraber yükseldi. İkisi yani... yükseldi. Marcelo vurdu. Yani boştan ikisi de öbür, ikisi yükseldi. De vuracak yani. Tabii ikisi de Mustera öyle bir ayağın dibine vurdu topu. Ve hiç tepki yok abi. İkisi çıktılar abicim. Aradı mı kardeşçe? Çıktı bir tanesi vurdu. O vurması o da ki vuracak. Bak şimdi Beşiktaş. Olacak şey bir darbe falan mı? İnsan iter bir şey yapar. Beşiktaş'ta en büyük tehlike. Yanında çevresinde kimse yok abi. 3 metre 4 metre. İki takım abi, da. Abi bir şey kahve içer misiniz? Bir şey istiyor musun? Yok var kahvemiz ya. Oğuzhan. Mustafa hocam bak, güzel bir kahve yapalım. Oğuzhan haftalardır yok Ümit. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne oldu kahve boyunu? Sordum. Hadi baba. Oğuzhan diyorum. Oğuzhan ortada yok. Yani Oğuzhan kayboldu gitti. Sen... Neden? Beşiktaş konuşuyoruz ya. Niye kayboldu? Niye Oğuzhan yok hocam. Veli vardı. Veli diye bir oyuncu. Nerede Veli ya? Ya Oğuzhan bir takımı bıraktı ya. Bırak. Bak Oğuzhan için Mesut Özil diyor ki. Ya futbol bırakma noktasına geldi. Serhat Oğuzhan için Mesut. Onun kafası da problem ama psikolojik. Mesut, öyle mi? Serhat Mesut Özil diyor ki Oğuzhan için. İngiltere'ye gelip
futbol oynayacak bir oyuncu diyor şu anda Oğuzhan için. Size soruyorum, bu Oğuzhan İngiltere'yi denir mi şu an? Yok. Işte. Böyle bir şey var mı ya? Hiç ortada yok ya. Bir dakika. Oğlum onu adam, geçen sene söyledi. Ya ortada yok. Ortada yok. Adam sakattan yeni şey çıktı. Bir dakika abi. Adnan abi, Mesut Özil İngiltere'de oynuyor mu? İspanya'da oynuyor. Real Madrid'di. Evet. Oradan ayrıldı ben bildiğim. Oradan uçakla şey geçti. Arsenal'a gitti dedim. Ya bırak Ümit. Ya var ya. Oğuzhan nereden geldi? Bir dakika. İngiltere'den geldi. Sen de İngiltere'den geldi. Niye öyle diyorsun? İngiltere'de oynaması lazım. Zaten oradan geldi diyorum. Ama bu haliyle. Bir zaman. Bu haliyle. Yani, bu haliyle nasıl olacak bu adam? Geçen maçta. Ya arkadaş iki maç kötü oynadı diye. Üç hafta önce sakatlandı. Bir düşüş yaşıyor şu an. Ama yaşıyor yani, bunu kabul edin ya. Abi. Orada Talisca oynar. Oğuzhan Çino ya da sistem oynadı. Ama o oyuncunu kabahatli ki, bu hocanın kabahatli. Bak abi. Oğuzhan geçen sezon hangi mevkide oynuyordu? Forvet arkası şeyin yanında oynuyordu. Atiba'nın yanında oynuyordu. Şimdi ikilinin önünde oynuyor Gökhan'la. Niye şimdi top alamıyor? Oğuzhan önceden top alıyordu. Bak sana bir şey diyeyim mi? Oğuzhan burada daha iyi oynamalı. Rahat çünkü. Değil. Bak rahat. Ya rahat Ümit. Oğuzhan'ın fizik gücü çok yok. Beşiktaş takımı o göbekten oynayan bir takım değil. Kanat oyunu kullanıyorlar. Beşiktaş. Yapma abi. Peki sen de bir şey soracağım sana. Oğuzhan, şu anda Türkiye'nin hızlı atağa çıkan takım hangisi? Oğuzhan bu sistemde topla maçta en fazla 5 kere buluşuyor. O zaman sana bir şey soracağım. Neden? Bu akşam da zaten sürekli Quaresma üzerinden gitti. Quaresma işte Caner bindiriyor, Gökhan bindiriyor. Tamam da Oğuzhan da bu gelip alması oyunu lazım. He? Bak Oğuzhan'ın şurada gelip topları da alması lazım. Abi Oğuzhan nasıl ortada? Bir dakika. Zaten iki tane oyuncu var. Daha nereye gidebilir? Ya hakikaten sen... Ya, ya Samet ben Hoca, sana bir şey söyleyeyim. Ya bir dakika. Samet şey Hoca bağlayamıyor muyuz? Ya bir dakika. Samet Hoca bir bağla bana. Bağlar. Bir dakika, bir şans. Abi Samet Hoca bağla. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Adem dinleyince o futbolu unutmuş olabilir ama. Ha? Ama ya bir dakika. Ya bunlar yanlışlıkla yemeğe falan giderler. Bak bir dakika, bir şey söyleyeceğim, anlatsın. Futbol konuşmuyorsunuz değil mi? Dinleyin mi? Abi ne futbol konuşuyor musun? Sana iki tane soru soracağım. Sen Samet Hoca ile her zaman konuşuyorum. Seni herkesle konuşuyorum. Herkesle. Seni dinliyor mu? Herkesle konuşuyorum. Seni dinliyor mu? Gerekirse mantıklı bulursa dinler tabii. Mantıksız bulursa dinlemez. Şimdi bir şey anlatacağız. Peki mantıklı bir şey söylüyor musun hiç? Ya ama... ben gidebilir miyim? Dolu alabilir miyim? Abondere oldum. Sen mi kuruyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bir saldırı. Ay öyle de gülüyorsun ki işte. Öyle mutlu oluyor yani. Ben seni programda olur için bugün gördüm. Programdan 5 dakika önce anladım. Abi ekime bak. Bir şey anlatabilir miyim? Seni Abondere abi. Oğuzhan fizik gücü çok yüksek değil. Çok teknik ve araya giren bir oyuncu. Bak. Zeki oyuncu. Zeki oyuncu. Şimdi orada fizik gücünü orada daha iyi kullanamaz mı? Kullanamaz. Sence? Neden? Çünkü arada bana cevabını ver. Sıkışıp kalıyor. Önde oynamak, Gökhan'la Atiba'nın görevini yapmak daha zor değil mi? Değil. O zaman ne yapacak arada sıkışıyorsa? Biraz geriye gelecek arkadaş. Abi ben de sana diyorum ki. Ya da kanatlara gidecek. Hayır söylüyorum sana. Tamam. Bugün kimler görevini yapmadı Beşiktaş'ta sence? Bence bir kere Olcay yapmadı. O bildiğimiz Olcay yoktu. Oğuzhan. Ama bak maçtan önce bana göre Şenol Hoca doğru bir seçim yaptı. Ben katılıyorum şu kadroya. Doğru mu? Allah Allah, demin farklı konuşmadın ya mı? Ya anlatıyorum bir dakika. Ya şimdi... demin Talisca oynar demedin hayır, mi? Hayır demin, hayır. Bak. Allah dakika, Allah, bir şey söyle, saat kaç ya? Bir dakika, bir şey anlatacağım ya. Nasıl anlatacağım? Gerçekten abi, çok tutarsız konuşuyorsun artık. Bir şey yakala kendine bir sipariş falan oldu. Bir şey söyleyeceğim ya. Allah aşkına bir şey mi var senin? Ya bir şey anlatabilir miyim? Valla var. Mustafa hocam Talisca bu takımda oynamaz mı? Şu oynar. İki haftalık formduğuna baktığımız. Bence Şenol Hoca bu maçtan öte Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor diye düşündüm. Dinamo Kiev maçı diyorsun. Ama yani çarşamba maçı bu derbi maçı yani. Bu derbide hiç kimse bir dahaki maçı düşünmez. Ama katılıyorum. Yani. Maç öncesi baktığın zaman Talisca'yı sonra da oyuna sokarak skor değiştirdi. Sıkışınca ne yaptı? Aldı oyuna. Doğru mu? 2-0. Tamam. Aldı hocam oyuna. Zorunlu çünkü olarak. Çünkü hesap tutmadı. Hesap hocam tutmadı. Bruma geliyor filan. Olcay'ı orada onun için oynattı. Bruma filan geliyor diye. Onu Olcay'ı oraya... Şimdi şeyin... Bakın. Beşiktaş'ın yedek kadrosu iyi oyuncular var. Yani bundan ne veriyor? Ayrı tartışılacak bir konu. Ama iyi oyuncu. Bunu Şenol... Evet. Şenol Güneş işte antrenmanda ne derece onları çalıştırıyor, ne derece güven duyuyor, oynatır bilmem ne. O ayrı bir şey. Şimdi ilk yarı itibariyle Galatasaray'ı yoracaklar. Çünkü Galatasaray'ın hakikaten ilk yarıdaki performansını ben beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Ama ikinci yarı 2-0 olduktan sonra geriye çekilip skoru koruma amaçlı mücadele edince bu olanlar oldu. 1-0 öne geçince abi zamana karşı oynadılar. Dikkat et, taçlar bile 30 saniyede atılmaya başladı. Kulübesi zayıf Galatasaray işte. Olmadı şimdi yani. Hamle yapamıyor. İlk yarıda Galatasaray'ı bu takım yoracak. İkinci yarıda güvendi işte Talisca'lar. İşte neler var işte. Rodolfo var, Adriano var. Ne be Abou Bakar, Abou Bakar mıdır? Ne Abou Bakar var oğlu var yani. Ha ikinci yarı itibariyle de onları sokup, anladın mı? Hani kötü bir neticede yahut da ne bileyim beraberlikte falan onların performansıyla maçı kazanma adına
yapmış olabilir. Ama yani öyle düşünmüş olabilir. Ama o Galatasaray'dan bu oyunu beklemiyordu. Doğru söylüyorsun. Şenol Hoca burada tuzağa düştü. Yani Galatasaray'dan sen de bak diyorsun ben bu oyunu beklemiyordum. Şenol Hoca da bu Galatasaray'dan bu oyunu beklemiyordu. Şok oldu herkes bir anda. O futbolun şimdi ben her zaman organize seyirciden geçmişte de öyleydi. Organize seyirciden çekinirim. Geldi. Neden çekinirim? Bir kere rakibi demoralize ediyorlar. Rakibi bak. Beşiktaş seyircisi. Ediyor. Ha, 2000 tane Galatasaraylı var orada. Hikaye abici. Anladın mı? Demoralize ediyorlar. Hakemi etki altına alıyorlar. Bunlar bir takım için büyük avantaj. Hele sen koşmuyorsan etmiyorsan falan. Allah muhafaza yani. O bireysel küfürler falan var ya. Aslanlar gibi çıkıp ayaklarını popona vurarak koşarsın. Böyledir. Anladın mı? Doğru. Sağ içi. Çıkamazsın. Bundan dolayı yani Beşiktaş seyircisinin mesela stadın bitmesi sonucunda çünkü sene 3 senedir. 3 yıl oldu. Orada burada dolaş. Şimdi tam bir de Beşiktaş seyircisi organize seyirci. Anladın mı? Stad arenada. Bundan dolayı ben çekiniyordum daha çok. Bu organize seyirciyle Beşiktaş sıçrar Galatasaray'ı yener diye düşünüyordum. He, bizim Sallı'yla Lig TV'ye çıkıp konuştuğumuzda 2-1 kazanırız dedim. Ama ona da inanıyordum. Hani Galatasaray anladın mı? Rakip işte hata yapar eder bir tane gol atar ondan sonra kapanır yani. Öyle benim hayal şeyim 2-1 Galatasaray kazanır dedim. 2-2 bitti ayrı bir konu. Anladın mı? Yani seyirci çok önemli. Hakikaten çok önemli. Abi geçen sene Beşiktaş'ı şampiyon yapan kırılma noktası ya. Şampiyonluğun geldiği maç Beşiktaş-Bursa stadının açıldığı maçtır. O maçtır yani. Çok şey değiştirdi o maç. Hocam Beşiktaş taraftan ikinci yarı maçı da kurtardı. Doğru söylüyor Gökmen abi. Büyük baskı yaptı ikinci tabii. Yarıda. Hakeme yani. Tespitli doğru. Ve yani. Eskisi gibi değil yani. Eski İnönü'deki falan değil. Bu stat hakikaten anormal bir stat. Bak şunu ben ısrarla da söylüyorum. Aşağı yukarı 2 senedir söylüyorum. Beşiktaş takımının sahası 3 sene önce bitseydi şöyle bir saha olsaydı bugün hala teknik direktör Bilic'ti. 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir Bilic ve Beşiktaş ve devam ediyordu. Şenol Güneş falan yok. Avrupa'da da iyiydi. Aynen öyle. Evet Avrupa'da da iyiydi. Anladın mı? Çok mükemmel. Yani dışarıda oynamaları devamlı deplasmanda oynamalarına rağmen bazı arkadaşlarımız şöyle diyordu. Mesela Konya'da oynuyor. Orada da taraftar var diyor mesela. Mesela Ankara'da oynuyor. Orada da taraftar var. Hayır değil abi. Buradaki organize seyirci önemli. İşte bu. Oradaki hep aynen öyle. İşte bu. Oradakiler hep toplama. Anladın mı? Kimse kimseyi tanımıyor etmiyor. Ne bağıracak, ne söyleyecek, ne zaman tepki gösterir, ne zaman göstermeyecekler. Bunlar çok önemli bir takım için. Sahadaki oyuncuların motivasyonu için. Anladın mı? Abi, yani? Taraftar futbolcudan daha profesyonel Beşiktaş taraftar. Yani bir oluşum yapmış dediğin gibi. Çok iyi hakem oluyor. Mesela anında ıslıklıyor. Çok organize oluyor. Oyuncuları anında ıslıklıyor ya da değişik protestolar yapıyor. Onu çok iyi organize olmuş. Yani hep böyle giderse müthiş baskı oluşur. Fenerbahçe seyircisi de bu konuda. Ya normalde Mustafa Hocam sana açık bir şey söyleyeyim. Şu maçı hakikaten maçtan önce otursak konuşsak diyeceğiz bu Beşiktaş takımı Türkiye'nin en iyi topu. Geçen sezon da iyi topu yani. Değil mi Gökmen abi? Bu sezon Bilic'in dönemi. Yani gelişi güzel Beşiktaş. Mesela abinle başladı. Kabul ediyorum. Abinle başladı sonra Bilic geldi. Evet. Tabii. Sonra doğru. Hakkını yemeyelim çocuğum. Doğru. Doğru. Yani. Orada başladı sonra Bilic üstüne koydu. Şimdi muhteşem olmuş. Aynen aynen. Ama Bilic için yalnız oyun oynarken tıkanış ve tükenişleri vardı. Açamıyordu kendini. Oyunu hamlelerinde tıkanıyordu. Daha büyük hamleler yapamıyordu. Tabii Şenol Hoca'nın eli de güçlendi. Çok güçlendi. Yani baktığın zaman müthiş. Ama hocam bu da işte acaba ne yansıyacak ileride? Ama geçen sene de Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a keyif verdi. Ondan verdi önceki hocam. Sene de Şenol Hoca'nın Bursa Spor'u oynarken keyif hocam, verdi. Ama Gomez, Beşiktaş Bursa başları evet. Da muhteşem başlar oldu. Bak şimdi Serhat geçen hafta dedi ki 3-4 hafta mıydı önce? Serhat dedi ki ya dedi Beşiktaş'tan gidenler Beşiktaş'ı arar dedi. 4 hafta mı 5 hafta? Kafalarını taşlara vuracak dedi. Vuracaktı ya dedi. Gomez vurdu zaten. Gomez 5 maçta 0 gol. 0 gol. Şu an Alman medyası tarafından en çok eleştiren isim. Sosa bakayım Milan'da ne yapmış bugün maçı olacak herhalde. Ama onun. Sosa da Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu diyor. Ama bence Talisca yani şimdi hoca böyle Talisca'yı oynamazsa. Kalitesi yapar Talisca bence. Efendim? Ortaya koyarsa mukayesede Talisca çok değerli. Daha değerli. Tabii i̇şte daha. Onu katıyorum ona söylüyorum. Müthiş çok değerli bir oyuncu. Müthiş bir olayak var ya. Çok değerli bir oyuncu. Milan'ın maçı yarın. Gökhan Töre kiralık olarak gitti. Onlar da çok kötü gidiyorlar. 1 galibiyet 4 mağlubiyetti. 5 mağlubiyetti. Bilic'in takımı West Ham'da. Onların da maçı herhalde yarın. Bugün gözükmüyor. Bu arada da Bilic falan gönderilir. Yani gidenleri şunu demek istiyorum. Gidenler. Gönderilir falan. Öyle de böyle 5'e şararlar. Mario Gomez'e burada 40 bin taraftar. Gomez diye yıkıyordu ortalığı. Bu ambiyansı bulamaz gitti ya. Gittiğin takım sıradan bir Wolfsburg takımı. Yani
Bayern Münih'e gidersin. Borussia Dortmund'a gidersin. Borussia Dortmund'un o kale arka seyircisine hayranım. Tamam oraya yani, gidersin hocam nereye gitti? Muhteşem orada. Orada ölüyü bile dedim. Hiç gitme ya. Gomez'den herkes sana tapıyor. Fenerli de Galatasaray'a da saygı duyuyor adama. Sen Alman milli takımına gidersin. Hayır şöyle bir takıma gidersin. Hani Beşiktaş'ın çok üstünde bir takım olması gerekiyor. Değer. Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın çok 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 altında bir takıma gittin ya. Buna kızıyorum ya. Ve bak burada iyi para kazanıyordun. O parayı alamayacaktır. Ve sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktın. İyi bir arenada kendini gösterme fırsatın olacak. Göstermedim dizerde. Şey neden gitti peki yani? Bu, madem tamam, bu kadar Alman yani. Abi. Hocam şeyden karşılaştırdı. Evlendi. Terörü bahane etti filan. Nişanlısıydı işte. Evlendi eşi istemedi. Hocam ne yaptı? Hanımefendi. Hakim. Orada da hanımefendiler hakim o zaman. Her zaman yapabileceği için. Terörü şey yaptı, bahane etti gitti. Şey de öyle gitti, terörü bahane etti. Ya terör yalan ya. Bahane etti gitti. Dünyanın en de terörü var. Oynayanlar burada ne terör mü var abi ya geç. Bitti mi Beşiktaş'la ilgili yapmış onun? Bitti. Bundan sonrası için sıkıntı görüyor musun? Eğer Şenol Hoca çok kadroyla böyle oynarsa. Bence Şenol Hoca bundan sonra kadroyla çok oynamaz. Bu bir sıkıntı yaratır. Çünkü bu futbolcu milleti. Yarın rekabet ortamı başka konulara gelir. Bundan sonra içeride iç çekişme başlar. Bak tekrar söylüyorum. Özellikle Caner'e yanlış anlamasın kardeşim. Kötü anlamda söylemiyorum. Özellikle Caner'e futbol takımı dikkat etsin bak. Fenerbahçe'den ayrılış sebeplerini iyi araştırsınlar. Caner 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta bir huzursuzluk yaratırsa burada biz de hep bunları konuşuruz. Ben şimdiden uyarayım da demesinler sonra niye uyarmadın. Bak Gökhan için demiyorum ama Caner için futbol takımının içinde bazı huzursuzluklar olabilir. Şenol Hoca Caner'e dikkat etsin. Futbolculara laf etmiyorum. Karakter hakkında da konuşmam ama ben bunları söyleyeyim arkadaş. Bunları bir Beşiktaşlı olarak söylemekte görevim. Caner ne yaptı bu akşam mesela? İlk hakemin ilk fauldü diyor. 4.20. 4'ü 20 saniye geçiyor. İlk faul düdüğüne gitti hakeme. Tepki koydu ve el işareti yaptı. Böyle yaptı hocam. Ben olsam gel buraya. Ne yapıyorsun diye sorar. Basarsın sarıyı bak ne oluyor. Arkadan da iki oynayamaz. Oyundan düşersin. Yapacak bir hakem çıkar mı? Çıkar. Ya ilk faul. İlk faulde itiraz ediyorsun. Bir de Dursun Özbey'in taraftarla alan görüntülerini verelim. Oğuz Altay da bana yan yana görüntülerini atmış. Ümit senle ve Gökmen abi size sormak istiyorum. Bir başkanın maç öncesi işte taraftarlarla buluşup onlarla böyle konuşmalar yapması herhalde bir tek dünyada yani dünyada değil mi Avrupa'da Türkiye'de olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bu sakıncalı değil mi? Şimdi şöyle ya doğru buluyor musunuz ben? Şöyle bir sıkıntı var Serhat. Yani görüntüleri de verebilirsek Dursun Özbey'in Galatasaray taraftarlarıyla beraber olan görüntüsünü. Ses de var mı? Ses de verelim istiyorsanız. Taraftarların bulunduğu bölüme geldi. Taraftarımla beraber gitmek istedim. Galatasaray'a yakışır bir şekilde 5 yıldır 6 yıldır hasretini çektiğimiz bu derbileri beraber seyretme şeyine son vereceğiz. Ülkenin, Galatasaray'ın ve tüm spor camiasının böyle bir dostluk olayına ihtiyacı var. Onun için taraftarıma teşekkür ediyorum. Herkes burada. Tam kadro oradayız. Başkanım biraz yavaş yürüyebilir miyiz? Başkanım biraz yavaş. Başkanım biraz yavaş. Biz hızlı yürüyoruz. Başkan yavaş. Tamam.
Bilmiyorum yani bu görüntüler hani başka bir yerde yaşanmaz değil mi? Doğru, ben doğru bulmadım yani. Hiçbir ülkede bizim taraftarı kadar etkili taraftar yoktur futbol anlamda. Yani bir başkanı göndermek istersen taraftarı gönderir. Bir futbolcuyu göndermek istersen taraftarı gönderir. Yani bir hocayı göndermek istersen taraftar gönderir. O yüzden bazen zaman seyirciye yakın olmak iyi ama burada şunu anlamıyorum. Hadi beraber yürümek bana göre omuz omuza yürümek demektir. Yani başkan önüne yürüyor, taraftar arkada yürüyor. Bu bana beraber yürümek anlamına gelmedi. Kusura bakmayın da. Yani ben niye taraftar... orada amigolarla beraber işte yani ama Oğuz var bizim. Niye arkada tam 3 tane amigolarla beraber yürüyorsun da arkada asıl yürümen gereken arkada. İçinde olan. Polis kalkanlarının içinde abi, yürüyeceksin. Taraftarınla birlikte. Ben onu söylüyorum. Sen önde yani sanki Avrupa'yı kaybetmişsin. Omuz omuza yürümek ayrı. Ya benim şey için ya. Daha çok hoşuma gidiyor. Ya bu güzel şeyler. Bu başkan olduğu sürü orada taşkınlık olmaz. Bunlar tabii önlem alınmış. Bana göre önlem için yapılmış hareketler ama omuz omuza yürümek, bunu hissetmek, şu omuzumu his, bu bana güç verir. Ben Adnan abinin önünde yürüdüm. Sana güç verir mi abi? Yok, omuz omuza her zaman. Yani şu temas önemli. Tam şey, eski Ultrasan Başkanı Oğuz'la veya diğerleriyle 2-3 kişiyle beraber, diğerlerini tanımıyorum, Yılmaz'ı tanıyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Yürümesi yanlış. Niye hep liderlerle beraber yürüyeceksin ki? Sen halkın tak yani halkın içinde yürüyeceksin. Halkın içinde yürüyorum. Ben doğru bulmuyorum ya bu tip görüntüleri. Şimdi yasak kalkmış, taraftar gelir yerinde izler. Başkan ve yönetim yani şimdi orada birisi işte kötü bir laf çıksa ağzından. Veya ne bileyim orada polis mesela nahoş bir hadise yaşansa diyecek ki yönetim istifa veya yönetim uyuma, taraftara sahip çık filan diye böyle bir muhatap da olunacak. Ya iki tane o iki çok tane doğru bulmadım ya ben. İki tane maç kaybetsinler. İki tane maç kaybetsinler. Biraz aşağı düşsünler, kötü oynasınlar. O taraftar kime küfür edecek? Kime? Doğa yönetme bitti o zaman gerek yok. Sen o taraftarlarla birlikte o şekilde yürümen falan hikaye. Senin görevin ne? Galatasaray Kulübü Başkanıysan, anladın mı? Bu borcun altından nasıl kalkılır? Yahut da transfer nasıl yapılır? Aldığın oyuncuları maksimum şekilde nasıl kullanabilirsin? Hocan iyi mi? Takıma hükmediyor mu? Ben bunlara bakarım abi. Ya ben bunları medyatik olma çabası abi, olarak görüyorum. Ya bunları. Ünal Aysal diyorduk ya. Mobese kamerası bile görse konuşuyor da. Aynı bu da. Dursun Özbek de aynı. Nerede kamera görse görünüyor. Bakıyor orada var. Onunla konuşuyor falan yani. Kusura bakmayın, her iki başkanı da tebrik etmek zorundayım. Dursun Özbek ve Fikret Orman'ı. Vali Bey'in yanındaki toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Genel Kurulu'ndaki toplantıda gittiler her ikisi de. Ve Fenerbahçe de katıldı bu toplantıya. Doğru mu? Doğru mu? Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tamam. Evet, tabii katıldılar. Güzel görüntüler verdiler. Çok güzel başladı orada her kalktı, şey. Evet. Şimdi geldiler, Fikret Bey yemek verdi. Hep birlikte yemek yediler başta. Ya bunlar hep hoş şeyler. Şimdi bu, bilmiyorum, Dursun Bey bence yaptı. Harikulade bir şey gibi geldi bana ama siz niye öyle kızıyorsunuz, niye eleştiriyorsunuz anlamadım. Ya kızmıyorum yani. Yani bilmiyorum. Taraf tribünde şey olur, bir yönetim, başkan. Önce... Ya iyi ama oldu yani. Unutuyoruz bak. Biz o zaman her maçı anlarım, taraftarın içinde izler maçı. Zaten derim her ki hala olsun. Her maç olmaz Serhat, olağanüstü bir maç. Bak, doğal adam derim. Bu maçın tabii farklı önemleri farklı var. Farklı onun için de ümit yani. Bundan 5 hafta önce dönelim. 6 hafta yani ilk geçen sezonun sonuna doğru dönelim. Ne yaşanıyor? Ne yaşanıyordu? Gökmen abin dedi. Başkan istifa diye gürleyen bir taraftar kitlesiyle beraber yürümek yani ne oldu da bir anda barış sağlandı mı? Öyle gözüküyor şu an. Ümitçiğim herkes öyle görevini yapacak. Taraftar tribüne gidecek, takımını destekleyecek. Ha bilet alacak, hayır, anlamak, yapacak, anlamak istediğim anladım. Yönetim, hayır, anladım abicim. Yani anladın 3, mı? 8 hafta önce bunlar sana istifa diye bağırıyorlar. Da bir şey olmadı ki 2 maç kazandığında bir şey mi değişti hemen? Ya belki bu maçın havası atmosferine yapmışlar. Çocuklar Allah'ına şükür biraz zamana yayalım kurban olayım. Anladın mı? Şimdiden hemen böyle her şey mükemmelmiş gibi falan anlatmayalım. Bekliyorum diyorum ya. Mümkündü bak ileriki zaman diliminde göreceksiniz. Hakemlerin yanlışı ne bileyim gol. Penaltı verecek mi? Anladın mı? Haksızlıklar bak çıkıp yöneticiler dalacaklar. Dolayısıyla taraftar da tribünde, futbolcular da yardım ediyor şeye. Nasıl biraz bastıkları atacaklar zaman tribüne hakemi falan. Hayda hepsi beraber birbirlerine yine girecekler. Bu kadar iyi niyetli ben değilim kardeşim. Anladın mı? Bu güveni, anladın mı? Bu sevgi ortamını falan biz devam ettiremeyiz. Bu kadar net. İnsanlar çünkü hala ben şuna inanıyorum.
taraftarlar birbirlerinden imkansız şekilde, yani Barış'ın gelmesi imkansız şekilde nefret ediyorlar abi. Neyse, bugün bunun ilk adımların yani olumlu anlamda atıldığını düşünelim. Güzel bir adım. Çok da fazla eleştirmeyelim. Kimine göre de doğru bulmuştur. Bugün özel bir gündü. Yasak kalkmıştı. Belki bundan dolayı taraftarına bir jest yapmak istemiş olabilir. Şöyle bir İtalyan atasözü var, anladın mı? Hayalle yaşayan bilmem nerede şey yaparken ölürmüş abi. Onun için ben hayalle falan her zaman daha realist bakıyorum abi. Senelerdir, 50 senedir bu işin içindeyim. Sen dönmüş müydün bu İtalyan atasözünü? Gökmen abi İtalya'da yıllarca yaşadığını, dede tarafından oradan geldiğini biliyorum. Bir tane daha var. Montofuma epoca rosto. Montofuno. Duman bol et pişiriyor. Türkiye bu abi işte. Ne abi? Duman bol. Evet. Montofumo epokorosto. Epokorosto. Evet. Montofuno epokorosto. Evet. Evet. Duman bol et pişmiyor. Evet. Duman bol et pişmiyor. Ne yapayım abi? Güzel İtalyan atasözü. Hadi. Her şey mükemmel senin, abicim. Senin bir Türk atasözüyle karşılıklar. Sakla zamanı gelir zamanı. Sana da bu yakışırdı zaten. Zor bir atasözü. Bunu bulman önemli. Ama aç dediğim bir mesele, gel sırtımı kesele. Kese kalmadı abi. Zeyiz başladık şimdi. Çözemedim bu aşkın düğümünü, hatırlarım babamın sünnet düğümünü. Ben abi sen abi. Bu atasözleri biraz sonra farklı gelecek diye korkmaya başladım. Yok yok. O lafla. Tehlikeli yere gidiyor bence. Atasözü yok, kapatalım. Yani şey, bir aşıktan atışması gibi olacak. Aynen. Ondan sonra süper baba ya. Ne süper. Yok yani. Peki. Kimi verelim? Hocaları verelim biraz da. Şenol Güneş, Tariska ve Oğuzhan'la ilgili açıklamaları var Şenol Hoca'nın, onu dinleyelim. Benfica ve bu maç özelinde 10 numara mevkinde Tariska, Oğuzhan konusunda bir şey oturmaya başladı mı kafanızda? Fikriniz nedir? Yani ben sizin fikrinizi bilmiyorum. Diğer antrenörün de fikrini bilmiyorum ama benim fikrimde oynadığım oyun gayet doğruydu. Sadece Oğuzhan'la bunu bütünleştirmek sizin medya bakışıyla doğru olabilir. Ama bizim yediğimiz ilk golde de, yani Oğuzhan'ın 8 numaralı değil de kale içindeki topu karşılamadığı için golü yedik. Yani öyle bir orta saha ile ilgili değil. Orada hata yapmıştı. Orada oyun içerisinde etkinlik olarak Atiba'da, Gökhan'da, Oğuzhan'da rakibi kontrol etme bakımından sıkıntı çektiler. Aynı şekilde Olcay, Ricardo, Cenk için de geçerli. Defans için de geçerli. Yani tüm takım olarak biz etkisiz bir olumsuzluk. Dolayısıyla orada bir tek Oğuzhan'ın mevkisine ve kendisine bağlamaya doğru bulmuyorum. İlk yarıda hücuma gitmek istiyorduk. Hani diyelim ki hücuma gideriz de savunmada zaaf veririz. Onu da yapmadık. İlk yarı bütün bunlar yoktu. Yani oyunun iki yönünde de yoktuk biz. Dolayısıyla aynı şey Benfica maçında iyi izlersek, bir tane pozisyon verdik. Oyun kontrol olması gerekiyor. Yine şanssız bir gol dedik. Yani ha diyeceksin ikinci yarı bunlar tam tersi yapsaydık kaybetseydik. Sonuca göre konuş. Yani 3-2 yenilseydik bunlar yine daha farklı konuşacaktı. Onu da biliyorum. Güzel. Şey soracağım Mimir sana. Podolski ne oldu? Ya ne sakatlıkmış ya bu? Ha ben hiç bak. Ben Galatasaray Spor Kulübü'ne şu sakat oyuncularına bana göre raporlar çok inandırıcı gelmiyor. Hem transfer konusunda da bence hatalı transferler var bu Abi sakat oyuncu transfer eden kaç tane spor kulübü var? Bak ben Galatasaray'da 2006 sezonunda Everton'la anlaşmak üzereyken o sezon çapraz bağlarımı koparttım ve adamlar benimle sözleşmeyi iptal etti. Abi sakat oyuncu almak ne demek ya? Adamlar gidiyorlar, bütün sezon maçları izliyorlar. Ona göre futbolcu alıyorlar. Ama sen her iki haftada bir sakat oyuncu alamazsın. Ama biz bu transfer konusunda hep bu hataları yapıyoruz maalesef Türkiye'de. Neden? Çünkü menajer para kazanacak, yönetici para kazanacak, işte aradaki komisyoncu para kazanacak, menajerin menajeri para kazanacak. Yani biz o kadar gereksiz transferler yapıyoruz ki. Normalde bir bakıyorsun, internet sayfaları var, artık herkes her şeyi görebiliyor. Podolski burada, dün Alman basınına konuşmuş. Burada işte. Ulm'den Önder Gökbudak, tanıdığım bir kardeşim yazmış. Şunu söylüyor. Türkiye'de futbol çok başka. Başkanın soyunma odasına gelmesini ve tesislere gelmesini çok hayretle karşılıyorum. Bana çok tuhaf geliyor. Bazı yöneticiler bile tesislerde oyunculara taktik verdiğini gördüm. Ama artık alıştım bu duruma demiş. Güzel bir özet yapmış. Burası Türkiye. Burada böyle. Çünkü futbol en iyi burada. Yöneticiler bilir. Doğru mu? Bir de bunlar. Aynen. Başkanlar bilir. Taktik vermede son derece doğaldır. Yani judo diyor, karateci de olabilir. Önemli olan futbolun başında oturuyor olması. Yani bir ondan soyunma odalarına inmeleri kadar doğal bir şey yok. Yani. Arada bir hakem odası basabilirler. O da. Hakem hatırlayın geçen sene 3.5'a kadar esir bile alındı hakemler. Bekletilmedi mi? Hiçbir şey olmadı yani. 3.47'de
Aynen. Bağıra bağıra diyor ki böyle böyle ben gelene kadar hakem orada tutun. Televizyonlarda söylenmedi. Bu hakem kaldı. Ne oldu hakem? Ya, ondan sonra şey dedi ama ben onu iyi ağırlamalar için tutmasını istedim. Ne oldu sonra o hakemler? Hepsi klasman düştü. Patır patır indirdiler. Çağatay ne oldu Çağatay Şan? PTT ligine düşürdüler. Süleyman Abay'ı PTT ligine düşürdüler. Deniz Ateş Bitten'in kukartı gidiyor. İlker Meral'in hakemliği yok. İlker Meral hakemliği amatöre indi, bıraktı. O giden MHK'nin yediği şeyler, haltlar mı diyeyim ya, yaptığı hatalar mı diyeyim öyle yani. Son derece o dostların yanlış. Görüşüne katılıyor musunuz? Hayır bir şey diyeyim mi? Podolski şimdi kafayı yemiş. Podolski ile Van Persie Türkiye istikrarlı bir çizgi yakalayamadılar geldiğinden bu yana. O kadar verilen para, o kadar beklenen, onlardan umutla beklenenler, gösterilen ilgi, sonuç hüsran. Ne oldu? Koptuk abi. Hocam ya ne ilk olacak ne de son böyle. Senelerdir ya, senelerdir alınan. Bir güzeli Fenerbahçe. Eskiye rağbet olsaydı çocuklar. Onlar ciddi program yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Başka, sen uyuyor muydun? Ay, o, nasıl yakaladın? Neyse. Sen de abi. Eskiye rağbet olsaydı. Podolski'de Van Persie'de bana göre eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı abi. Senelerdir ya. Al 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 kulüpler milyonlarca dolar borca girdi abi. Abi Porto hadi. Yanlış kulüp vermiyor. Son 10 senede kazandı. Son birkaç seneyi çıkaralım. Bu transferden aldığı oyuncuları yetiştirip klas hale getirip satmaktan elde ettiği para 772 milyon avro. Yani yıllık 77.2 milyon avroya geliyordu o günün. Şu anda 2 sene geçti bu yazının okuduğum onunla ilgili şeyi incelediğimde. Şimdi daha da üstüne koyarak geliyor. Biz hangi kulübü sayabilirsin böyle? Alıyor, yetiştiriyor, pazara sunuyor, 1 liraya aldığını 5 liraya, 10 liraya satıyor. Son 10 yıldaki geliri 772 milyon avro. Yıllık 77.2 milyon avro ve baktığın zaman da Avrupa kupalarında sürekli olan bir takım, marka bir takım. Biz niye bunu yapamıyoruz? İzlanda'ya yenildiğimiz müsabaka vardı bizim orada 3-0 hatırlar mısınız? Orada 3-0 yenildiğimiz var. O akşam sahaya çıkan kadroda %97'si İzlanda'nın İzlanda dışında oynuyor. Bizim o akşam sahaya çıkan kadro bir kişi yurt dışında oynadı. Altyapıdan yetişip giden. Kim Arda? Onun dışında kimse yok. %97'si dışarıda rakip takımın. Onların en pahalı futbolcusu 2 milyon avro. Bizim en düşük o ama kadroda... Ama bizimkilerin gitmeme sebebi zaten 1 milyon Türkiye'de avroydu. Çok iyi paralar kazandığı için gitmiyorlar. Ama zaten bir de özgüven eksikliği, lisan problemleri olduğu için korkuyorlar gitmeye. Ama bu paraların da... Bu da rahat paralar. Abi çok. Ben futbolu zevkle izlemek istiyorum. Yani oynanan futbola baktığın zaman beni doyurmuyor. Evet rekabet var. O rekabet ama bir de sahada futbol görmek istiyorum. Maç başına baktığın zaman 32-33 faulle Gökman abinin programın başında söylediği gibi ya dokunan kendini yere atıyor. Şimdi o enseye bir hareket var. O hareket az önce gösterdiğiniz hareket. Taliskan'ın yaptı. O futbolcunun yere atan kendini futbolcunun öyle bir darbe mi abi? Değil. Yazın yani attı, bence Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, hakemler bir şart koşacaklar. Abi böylesine ufak tefek foulleri yardımcı hakemi kaldırdı var ya olacağın oynatacaksın abi onu. Kararlılıkla üstüne gidecekler. Hocam bana bakarsan futbolda değişilmesi gereken bunlar en son gelecek konular. O kadar çok şey var ki değişmesi gereken. Bir kere ama o zaman bazında... gelirse bu özür dilerim bu boşlukta da Van Persie'de Podolski'de gelir lay 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 yapar gider abi alır parayı götürür. Biz de böyle bekleriz futbolu. Sevgili hocam kulüpler iflas noktasında ya milyarlarca TL borç var ya. Bugün Galatasaray'da... Abi naklen yayınla futbolun rakam para ne? 250 mi? 300 400, milyon. 400 milyon dolar değil mi? 450 milyon. 450 milyon dolar para akıyor değil mi? Evet. Her geçen gün artan bir para oldu bu değil mi? Evet. Şimdi Kasım'da ihale var. Beklenti 600 Kasım'da, milyon dolar. Ha, buyurun bakar mısın rakam? 600 milyon dolar kulüpler borç batağında değil mi? Can, bak, bir yerde hocam, bir yanlış var o zaman. Hocam, sportif başarı var mı? Para büyüdü. Borç arttı. Yani sportif başarı var mı abi? Efendim? Sportif başarı var mı? Bence yok. E o zaman kendim. Bundan önceki ihale ne zaman oldu? Kaç senesiydi? Biz beraber, diğer kanalda yine evet. Beraberdik. İşte hatırla sen. 2010'da 135 bak 165 milyon dolardı senelik ödenen para. Bundan önceki ihalede. Sonrasında öyle bir hale geldi ki 450 federasyon payı. KDV'siz artı zurtu işte neyse.
450 milyon dolara ihale edildi. Evet. O akşam ben bizim program yapıyorduk. Aynen şöyle şunu dedim. Herkes ya bu neyi dedi ya. Az Yıldırım da dedi bu kadar paranın artmasında büyük etki sağladı falan gibi laflar falan ediliyor. Ben dedim ki beyler dedim Türk futbolu bu gece iflas etmiştir bugün dedim itibariyle. Hemen arkadaşlarım karşı neden falan dediler. Kardeşim ne kadar büyük ihale ne kadar büyük kulüplere para o kadar büyük borç dedim. 5 sene göreceksiniz dedim önümüzdeki ihaleye kadar Türk futbolu iflas edecek dedim. Gelinen nokta ne? Çok büyük. Kaç sene öyle? 4-5 sene yani. Aynen öyle. Peki kurumsal yapıda ne kadar mesafe kat ettiler? Böylesine akan bir gelir, akar su varken kurumsal yapıda da sınıfta yok. Kaldık. Bir türlü oturtamıyoruz. Ya mesela o zaman... işte İtalyan spor direktörünü getirdi. Fenerbahçe bu işlerde çok uğraşıyor. İşte spor Aykut Kocaman'la başladı bu olay. Evet. O ne oldu? Güle güle oldu. Sonra işte devam gitti Aykut Hoca teknik adam oldu. Şike süreci falan yaşandı. Terenay'ı getirdiler. Şimdi Terenay için sahtekar, hırsız diyorlar. Örnek veriyorum. Yani... Gelen her adama biraz başarısızlık olduğunda hemen fatura kesiyorlar veya adamın arkasına bir şey yakıştırıyorlar. Hırsızdı, sahtekardı, komisyon aldı. O zaman demek ki iyi araştırma yapmadan getirmişsin. Şimdi abi bak. Bu arada özür dilerim. Şu Podolski ile ilgili kafayı yemiş. O tip kelimeleri kullanma bir daha. Yani bir düzeltme yapmanı rica ediyorum senden. Nasıl bir düzeltme yapayım? Şaşırmış diyorum yani. Evet tamam şaşırmış. Yani o sözünde söyleme yani. Aferin. Bizi sıkıntıya sokacak. Yok şaşırdım. Laflardan kaçıralım. Neden şaşırmış? Podolski neden şaşırmış dedi. Sence neden şaşırmış? Yani, ben sana söyleyeyim mi neden şaşırmış? Sakatlığa yattığı için mi? Ben sana söyleyeyim mi niye şaşırmış? Tabii. Çünkü senin gibi yorumcu hayatımda görmemiştim. Biz de Podolski gibi oyuncu görmedik yani. Ya adam, şey gibi. Senin bak gibi, şurada sabun gibi yani. Ne ele geliyor ne avuca geliyor yani Podolski. Senin gibi. Bir var bir yok. Ya ben de katılıyorum yani burada. Ne verdi Türk rahat, çok ya, çok rahat davranıyor bazı futbolcular. Ona biraz daha müdahale etmek gerekiyor. Zaten kadroda sıkıntı beyler var. Onu, ya, ne kadar ağlıyor biliyor musun? Podolski'nin ya da Van Persie'nin kabahati ne ya? Ne? Onların kabahati nedir çocuklar? Kim alıyor onları? O paraları kim veriyor onları? Ama bir dakika o paraları veriyorsun diye adamların da böyle yan gelip yatmaları doğru mu yani? Tamam şimdi kulüplerin için veriyor parayı. Tribünlerde olsun, formalar satılsın. Sonuçta Podolski peki geldi sevgili kardeşim. Hani geldi kulüplerde ne yapmışlar ya? Allah'ını söyle Manchester United'da Van Persie bir sene sakatmış ya. Bir oynuyormuş bir oynamıyormuş. Adamı dünya yıldızı alıp getirdiler. Bir tane dünya kupasında uçarak kafayla golü var. 5 senedir. Başka da bir pardon yani. Başka da bir şey yok yani. Anladın mı? Geldi bir şey mi? Hayır doğru. Bir tane golü var işte o kadar. Van Persie'nin kariyerini hafif almıyorum da abartmadım şey, da. Az ama düşüşte olan bir oyuncu. Podolski de düşüşte olan. Podolski de aynı. E kardeşim ya almayın ya. Almayın. Ama tribünlerde yıldız görmek istiyor. Al bak Fenerbahçe'de şu anda Van Persie söyleme yıldız yok. Tribünleri de olmuyor. Abi, 15-16 bin kişi oynuyor. Yıldız görmek istiyorsan, yıldız görmek istiyorsan sevgili Serhat. Galatasaray'ın amblemine bak bol bol yıldız görürsün zaten. O, nasıl yıldız ya? Bu şey kaçtı böyle taraflı zaten konuştu. Az Yıldırım taraflı, kaldığı sürede. Taraflı oldu. Az yani. Yıldırım kaldı sen alınacaksın biraz ama. Tahrik Az Yıldırım gibi. Kaldığı sürece Galatasaray forması şey Amerikan bayrağı gibi olacak yakında yani. Az Yıldırım 99, Türkiye'de evet. Bir kahramandır. Evet. Ne kahramanı? Efendim? Ne kahramanı? Türkiye'nin kahramanlarına bir tanesidir. Kahraman mı kahraman mı? Kahraman abi kahraman olur mu? Kahraman Konya'nın bir ilçesi. Mi? Bak bir şey sana söyleyeyim. Erkek adamın bir duruşu. İl oldu mu? Neden seviyorum Az Yıldırım? Kahraman. Duruşu var ha. Beğenirsin beğenmezsin tartışalım. Az Yıldırım'dan Gökmen abi beğenmiyorum. Sen dersin beğen. Ümit der. Senin Aziz Bey'e olan sevgin nereden kaynaklanıyor? Az Yıldırım'a demek istiyorsun. Aziz Bey dedim şey mi dedim? Yok tamam. Aziz Bey'e olan benim sevgim nereden kaynaklanıyor? 2011 yılından beri benim ona bir sevgim var. Yani şike sürecindeki yapmış olduğu söyle. Evet sürecindeki duruşu, mücadelesi. Bak beğenirsiniz be. Belki bunu Beşiktaş yaşasaydı böyle bir tepki koymazdı. Belki Galatasaray. Onun için ben Az Yıldırım'ı takdir ediyorum bu konuda. Ha, başkan yoluna devam eder. Bırakır, bırakmaz. Onun inisiyatifine kalmış artık. Ve bakın çok önemli gelişme olacak Türkiye'de yakında. Bir ay içinde futbolun içinde de. Biraz ipucu verir misin? Olacak. Bak, önemli gelişmeler olur. Nasıl bir şey? Kulüpler kapanacak mı mesela? Hocam. Futbol federasyonu mu? FETÖ'yle ilgili mi?
Seçime mi gidecek? Ne? FETÖ ile ilgili gelişmeler olacak. Ha, FETÖ. Yapıldı bir temizlik, devam edecek. Nerede yapıldı? Bir dalga daha gelecek. O federasyonla şeyde gözlemciler. Bir dalga daha gelecek. Sen yapamadın mı Mustafa Hocam? Futbolda da yapıldı ama hakemler, gözlemciler, temsilciler de yapıldı. Tabii ki ikinci dalga geliyor. İkinci dalga. Futbolda bir şey yapmadı ki. Bak, bir ay içinde ikinci dalga var işte. Daha büyük bir dalga. Futbolun gibi. İçine girmediler. Sadece girmediler. Yani 3 tane temsilci, 15 tane futbola hakem göndermek de olmaz bu iş ya. Gerçek anlamda olacak. Olsun da biz de haklarımızı geri alalım artık. Mustafa Hocam son sözü size bırakayım. Artık bitiriyorum. Saat 1:01:05 oldu. Hocam hoş geldin. Beni bu akşam davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Allah sağlık mı diyeyim. Aynen abi. Ben de öyle diyeceğim zaten. Ben de öyle. Mutlu oldum hocam. Memnun kaldım mı? Ben sizi zaten seviyorum. Yani ayrı bir yeriniz var. Adnan'ı seviyor musun? Nasıl? Seviyorum. Adnan'ı seviyorum. Abisini sever miydin? Ben de hocam. Samet Hoca'yı da severim. Ümit'i de severim. Zorlar mı hakemi? Nasıl? Abisi zorlar mıydı hakemi? Ya güzel insanlar. Yani şimdi Ümit'in de çok maçını yönettim. Çok hatalarımız da oldu, güzel maçlarımız da oldu ama sahada iyi diyalog kurduğum oyunculardan bir tanesidir. Bülent Korkmaz'ı mesela çok kişiler ki yani çok hakemi var. Ben memnunum Bülent'ten. İki sefer, üç sefer oyundan ihraç ettim kendisi ama dostluğumuz hep devam. Hasan Şaş, ona keza. Yazın tatilde ne güzel sohbetimiz oldu. Hakemini bıraktıktan sonra denk geldik bir gün. Birlikte tatil yapma fırsatı bulduk. Ümit mi? Ümit, Hasan Şaş, ben. Bayağı futbolcu kardeşlerimiz de vardı. 2008 miydi hocam? Akşamları maçlar da yaptık. Nasıl? 2008 miydi? Sanırım 2008 herhalde. Akşamları maçlar da yaptık. Top da oynadık. Hocam Ümit akşamları çok iyi maç yapıyor. Halı sahalar. O zaman o dönem. Hocam merkez başkanlığına tekrar düşündün müsünüz? Böyle bir adam. Ben merkez hakem kurulu başkanlığı yaptım. Bana eğer futbolun ve hakemliğin ihtiyacı varsa tabii ki boynumuz kıldan incedir. Ama yapmayan, tekrar görev alırım diyorsunuz. Yapmayanlar gelsin. Onlar da yapsın görelim. Yani ihtiyaç varsa tabii ki seve seve yaparız. Bu hakemlik bizi Mustafa Çulcu yaptı. Hakemliğe borcumuz bitmez ölene kadar. Her daim hizmete hazırız. Ama baktığınız zaman da Türk hakemliğinde de bu kurumsal yapıyı da tam oturtturmak lazım. Yani sadece maaş vererek, ki maaşlar da biraz değişti şekiller, ödeme şekilleri, onu vererek futbolu futbol hakemliğini profesyonel yapamazsınız. Akılları da, düşünceleri de, davranışları da profesyonelleştirmeniz lazım. Futbol çünkü çok hızla gidiyor. Örneğini verdiğim gibi Cüneyt 2 yıl önceden Dünya Kupası finalleri için UEFA, FIFA onu hazırlığa davet ediyorsa ülkede de bu yapılmalı diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler sevgili hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz zaten beraberiz. Gökmen Bey özlemişiz sizde. Ben de sizi özlemişim. Bu İtalyan yaka gömleklerinle, o güzel gözlüğünle ve jöleli saçlarınla. Teşekkür ediyorum. Gösterin şöyle Gökmen abi. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Gökmen Özdenen pazartesi günkü Telegol programında özel bir çalışması ve sürprizi olacak. Üzerinde birkaç haftadır üzerinde durduğu bir çalışma var. Bu değişik formatıyla, sürpriziyle inşallah karşınızda olmayı planlıyor. Ben de merakla bekliyorum nasıl bir şey çıkacak. Kafası da böyle bir şey canlandırmış. Benle paylaştı bunu. Ben de şaşırdım ve mutlu oldum. Futbol severler, Gökmen Özdenen, sevgili Gökmen Özdenen, 10 yıl, 9 yıl boyunca Telegol programında yorumculuk yapmış olan sevgili abimizin sizler için hazırlamış olduğu ve beğeneceğinizi ümit ettiğim, İnşallah bana söylediği gibi onları harfiyen yerine getirir. Güzel bir çalışması olacak. Ben de merakla bekliyorum. Daha çok yapılmadı. Bakalım izleyeceğiz. Var mı efendim söylemek istediğiniz bir şey? Adnan Bey? Yok Gökmen abi merakla. Sen burada mısın ya son 10 dakikada? Hayır Gökmen abi merakla bekliyoruz ya. Merakla bekliyorum Gökmen abi. Neyi bekliyorsun ya? Abi dedi ya yarın. Yarın değil oğlum. Öbür haftalar. İlerleyen haftalar. Programa gelmeyecek. Başka bir sürpriz. Ha başka bir sürpriz. Evet. 9 yıl mı birlikte? Hediyeler geliyor mu adama? Maşallah. Ne zaman? Ciddi bir süre. Nerede? Pazartesi. Bu akşam noktayı koyuyoruz. Bugün 22.30'da, pazar günü 22.30'da. Pazartesi günü yine aynı saatte 22.30'da. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.